de araştırmacı görev yapan bir şey eğitimcimiz olacak. Workshop'uyla bizlerle olacak şu anda. İsterseniz size onu devrederek başlayalım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Sesim geliyor değil mi? Ben ekranımda paylaşayım hemen. Evet, geliyor. Tamam. Şimdi size ekranı paylaşayım. Sonra da yavaştan içeriği anlatayım biraz. Olayını anlatayım. Ekranda paylaşımını görünce bana bir ses verirseniz. Geliyor. Görüyoruz hocam. Tamam. Bugün ben kendimden bahsedeyim bir hızlıca, sonra hemen içerikten bahsedeyim. Zaten süremiz de kısıtlı. Size olabildiğince bir şey göstermeye çalışacağım. Bugünkü içeriğimiz pekiştirmeli öğrenme üzerine, bir sıfırdan sistem nasıl kurulur, nelere takip etmemiz lazım. Bunları anlattım. Bu bir tane PyBullet isimli fizik simülatörü üzerinden olacak bugünkü tüm içerik. Ve tamamını Google Colab üzerinde yaptım ki siz bitince bunları direkt otomatik sizde de olacak dosyalar. Sizde de aynı şekilde çıktılar. Bugün çalıştırdığımız kodların sonuçları dahil hani sizde de olacak. Bunun dışında TensorFlow üzerinde göstereceğim ama PyTorch'ta da aynı şekilde kodları değiştirerek yapabilirsiniz. Çok az bir kod değişimi olur eğer yaparsanız öyle bir şey. Bunun dışında da ben ne yapıyorum burada normalde? Benim çalıştığım alanım da robotik sistemler üzerinde. Pekiştirme öğrenme sistemleri çalıştırıyoruz. Bunların işte her türlü sıfırdan gerçek robot üzerine kadar gelene kadar simülasyon ortamından tüm aşamalarında görev yapıyoruz. İşte burada kameralarla çalışıyoruz. Simülasyonlarla çalışıyoruz. PyBullet gibi, Unity gibi, Unreal gibi. Bunun dışında da direkt algoritmaların implementasyonlarında da çalışıyoruz. Çok uzatmadan başlayayım. Gördüğünüz üzere 3-4 tane tab açık. Bunların aslında sebebi de şu. Aynı şekilde ben sizden önce de eğitimden önce ben başlattım birkaç tane eğitim süreci. Çünkü size direkt hani eğer yetişmezse sonucunu da göstermek istedim. Birkaç tane sonucu var direkt elimde ama birkaç tane de hala devam eden bir eğitim var. Onlar umarım eğitim bugün anlatım bitene kadar da biter. Bugünkü konumuza başlayalım yavaştan o zaman. Başlangıç, ben bu arada içeriği Türkçe hazırladım. Bilmiyorum. İngilizce olan da zaten bu bir tane yabancı bir aslında tutorial'ın benzer versiyonu üzerinden onun Türkçeleştirmesi ve biraz da kendi kısımlarımızı ekledik buraya. Başlangıçta bugün ne göstereceğim size? Bu herhangi bir hiçbir şey bilmiyorsanız bu konuyla ilgili bir eğitim için ne gibi paketler yüklenmesi lazım ve ne gibi kurumlar yapılması lazım? Bunu göstereceğim. Bu eğitim dediğimiz şeyin bitiminde nasıl bir performans değerlendirmesi yapılıyor? Yani bu bizim pekiştirme öğrenmede bir tane aslında bir program eğiteceğiz ve bu şeyler yapmayı öğrenecek. Bir şeyler dediğim şeyi birazdan açıklayacağım. Ve bunun öğrenip öğrenmediğini nasıl ya anlayacağız? Bu bir önemli konu bu alanda. Bunun dışında bu eğitimi Google Colab gibi ortamlarda canlı olarak takip etmeyi nasıl yapacağız? Onu göstereceğim. Basitçe bir reinforcement learning'de çalışan bir çalan çalışan diyorum. Agent olarak da çevirebilirsiniz. Yani direkt İngilizcesini de kullanabilirsiniz. Bu nasıl oluşturulur? TF Agent paketiyle onu göstereceğim. Ayrıca bu kodları eğer Google Colab değil de kendi bilgisayarınızda çalıştırmak istiyorsanız da Jupyter Notebook yüklüyse direkt bunları alıp çalıştırabilirsiniz. Hiçbir fark yok. Şimdi yüklememiz gereken paketleri hemen bir ufaktan bahsedeyim. Şu ilk paket FPMG paketi, bu paket video encoding için kullanılıyor. Video kaydı yapacağız en sonunda bu öğrendiğimiz robotu. Aslında bugün yapacağımız şey bir tane basit bir robotu hiçbir şey bilmezken belli bir alana kadar yürümesini öğretmek olacak. Bunun dışında JIM dediğimiz şey pekiştirmeli öğrenmenin aslında alt kod parçacığı gibi düşünebilirsiniz. Bu OpenAI firmasının yaptığı bir Python kütüphanesi. Bu neredeyse universal, yani ortaklaşmış bir kanun, yani ortaklaşmış bir paket. Herkes bunun üzerine kurmaya çalışır. Bunun sebebi de aslında ortak bir yazılım tarzı olması. Image.io, bu da video kaydetme ile ilgili. Matplotlib'i zaten biliyorsunuzdur. Bu pilot grafikler çizerken kullanıyorsunuz. Pilav resimleri manipüle etme kütüphanemiz. TF Agents dediği şey bugün kullanacağımız paket. Bu içinde TensorFlow'un da gerekli kısımlarını da bulunduruyor. PyBullet'te bir fizik simülasyonu. İçinde render, yani grafik tasarlama özellikleri de var. Reverb, bu arada şuradaki reverb paketini de birazdan açıklayacağım ama aklınızda olsun.
Pybullet'te çok gerçek ortamlarda, gerçek robotlara en yakın neredeyse fiziksel sonuçları veren bir simülasyon. Belki duymuşsunuzdur. Bullet isimli bir fizik simülasyonu üzerine. Bunun Pybullet, Python versiyonu, bu da onun gibi düşünebilirsiniz. Sorusu olan bu arada falan olursa direkt sorabilir de, en sonunda da sorabilir. Ben onu konuşmadık, nasıl yapalım, ama ikisi de bana uygun. Hiçbir dert değil. En sonunda alırız diye düşünüyoruz, tamam, olur. Şu anda. O zaman not etsin arkadaşlar, unutmasınlar. Aynen, soruları hazırlayacak arkadaşım. Hocam çok kısa araya gireyim. Notebook'u sanırım eş zamanlı olarak uygulamak isteyenler var. Onunla ilgili bir burada hazır, ben size atayım buradan. Tamam, chat'e link zaten alabilirsek güzel olur. Chat'e link atalım. Chat, evet, tamamdır. Burada notebook var. İçine girerseniz repository'nin, direkt orada açıp bunu Google Colab'a yükleyebilirsiniz. Direkt içini upload ederseniz drive'ınıza, Google Colab açacak onu. Ya da kendi bilgisayarınızda da direkt çalıştırabilirsiniz. Ama eğitim süreci yani bir saat, iki saat sürüyor genelde. En azından en basit şekilde bile bir saat sürer. Yani çalıştırırsınız ama bitmez büyük olasılıkla diye düşünüyorum, ama alabilirsiniz oradan. Bunun dışında devam edelim biz. Şimdi kurulum dediğimiz şey, evet, paketlerimizi yükledik. Bunun dışında da bugünkü kullanacağımız paketleri de seçmemiz lazım. Neler var burada? Aslında herhangi bir tane Python'da bu tarz bir TensorFlow kullandıysanız çok yani normalde kullanılan paketler var. TensorFlow alıyoruz. Pill image dediğimiz şey, resimler manipüle etmemiz veya bir grafik çizdirmemiz için, orada bir manipülasyon için kullanılacak Pybullet'le aynı şekilde. Bu Base64 ve Image.io tarz şeyler bu TensorFlow modellerini kaydetmede falan kullanılıyor. Bunun dışında şu paketler de aslında bizim için önemli olan. Bunda üsttekiler biraz her zaman olan şeyler zaten. Bu aşağıdakilerden ilki, bunu ayırdım aslında. Bunun farkı şu, biz bugün soft aktör kritik diye bir algoritma üzerinden göstereceğim size bu pekiştirmeli öğrenmeyi. Fakat pekiştirmeli öğrenmede inanılmaz çok algoritma ve farklı yapı var diyeyim. Çünkü ya bir günlük bir, aslında bütün gün bunu size anlatsak bu bitmez. Umutcan benden sonra bunu algoritmalara daha çok girecek. Ben size kod kısmını biraz daha gösteriyorum ilk baştan. Ama bugünkü kullanacağımız algoritmada ki bir yapı mesela başka bir algoritmada da var. Mesela bizim kullanacağımız algoritma soft actor critic, yani SAC diye kısaltılıyor. Fakat mesela DDPG algoritmasındaki bir yapıyı da biz aslında kullanabiliyoruz. Çünkü yapılar bu, yani bu kütüphaneleri yazan arkadaşlar bayağı düzgün yazdıkları için paketlerin yani bir kısmını direkt alıp oraya kullandığınızda hiçbir kod sıkıntısı yaşamıyorsunuz. Uyumlu şekilde yazıyorlar. Bunun dışında şu açıklayacağım aktör, learner gibi kısımlar var aşağıda birazdan. Bunun dışında bir de bir tane de Tanash distribüsyon paketi, yani olasılıkla ilgili bir paket yüklüyor. Bunun dışında neler var? Gerekli yardımcı paketler var. Bu util, yani yardımcı paketlerde işte loglama, mesela görüntüleme, sonuçları kaydetme gibi tarz şeyler var. Bunun dışında derin öğrenmeyle bugün yapacağımız uygulama olacak. O yüzden derin öğrenmeyle ilgili birkaç tane burada paketimiz var. Ve birkaç tane de verileri saklamak için dataset oluşturacağız. Çünkü birazdan onlarla ilgili paket var. Yani bunların direkt zaten şu an detaylarına bakmanız mümkün değil, ama sadece hani sonradan bakarsanız hangileri hangi gruplandırılmış olsun diye böyle ayırdım. Bir de şimdi ilk başta karar verilecek şeylerden bir tanesi de hiperparametre ve environment denilen bir kısımlar olacak. Aslında bu kısımlar şu an size biraz garip gelecek, ama aşağıda sürekli ben buradan buraya geleceğim. O yüzden bu şekilde sağda grafik şeklinde ekledim. Environment name dediğimiz, dediğim gibi OpenAI Jim paketini yüklediğinizde bazı paketler içinde geliyor. Veya Pybullet yüklediğinizde de bazıları gelebiliyor. Burada bir string ismiyle de değiştirip buradan tamamen farklı bir environment yükleyebilirsiniz eğer bilgisayarınızda varsa. Yani tamamen bu yazılmış bugün yapacağımız uygulamayı eğer destekli bir, yani benzer bir uygulamada yapıyorsanız direkt adını değiştirip bu string'in başka bir uygulamaya eğitebilirsiniz. Yani bu ne demek? Şu demek aslında, algoritmaya uyumlu bir problem varsa elinizde sadece şu ismi değiştirip her şeyi eğitebilirsiniz. Ha, direkt tak diye belki %100 sonuç almazsınız ama yine bir iyi bir sonuç alırsınız. Bazı şeyleri burada kurcalayıp final sonuca bile varabilirsiniz. Çok basitten. Mesela Atari oyunları kütüphanesi de geliyor yükleyince. Burada mesela bir string ile Atari oyunlarının isimlerinden bulabilirsiniz. Otomatik aynı algoritmayı orada da çalıştıracak. Number of iteration dediğim şey bu toplam eğitimdeki ne kadar adım olacağı, bunun ne demek olduğunu birazdan bahsedeceğim. Ama bu da yani mesela bugün 100 bin diye hatırlıyorum, yanlış ayarlamadıysam. 100 bin ne kadar sürüyor bir Google Colab ortamında? Ekran kartı desteğini açtıysanız bir saat
1,5 saat sürecek bu basit, biraz daha basit bir uygulama olduğu için. Ve en azından yani en azından bir sonuç alacaksınız. Tamamen problemi çözmeseniz bile. Bu initial correct step dediğim şey, algoritma ilk başta hiçbir eğitim yapmadan önce ne kadar veri toplasın. Çünkü ilk başta bir belli veri paket toplamamız gerekecek. Aslında pekiştirmeli öğrenmeyle ilgili bilmiyorum ne kadar bilginiz var ama supervised learning ya da etiketli öğrenme mi diyorlar? Etiketli öğrenme gibi değil. Data setiniz elinizde önceden hazır olmuyor genelde. Yani bu ne demek? Aynı anda siz veri de oluşturacaksınız. Bu veri üzerinde eğitim yapacaksınız. Sonradan yeni bir kara yani yeni bir neural network yapınız olacak. Üstüne bir daha veri toplayacaksınız ki yani istediğiniz bir yere varana kadar, belli bir değerinize kadar yani ne kadar size lazımsa, ne kadar optimize etmek istiyorsanız. Normalde nasıl oluyor? Ne bileyim bir computer vision ile ilgili bir şey yapıyorsanız hemen elinizde zaten bir veri paketi oluyor. Senin o 50 GB, 100 GB bir data setiniz oluyor. Bunda data seti de runtime'de yani eğitim yaparken oluşturacaksınız. Aslında bu zaten en büyük neredeyse farklardan biri. Tüm uygulamalar böyle değil ama %80-70 uygulamalarda genelde böyle yapılıyor. Ya böyle değilse de önceden yine bu şekilde veri toplayıp kaydedeceksiniz. Ama daha çok real time'da, runtime'da yapılıyor bu ikisi de. Bunun dışında burada bilmeniz gereken batch size, bu deep learningçiler zaten bundan belki haberdardır. Batch size çok standart bir neural network yapısında işte 256 ya da bunu arttırabilirsiniz. 512 yapabilirsiniz. 128 yapabilirsiniz. Hani bunlar o, hani o kat oranına uyduğu sürece 2'nin üzerindeki bir sıkıntı yok. Bu replay buffer'a biraz anlatacağım için şimdilik geçiyorum. Aşağıda bu kısımları tek tek bazı kısımlarını detaylı anlatacağım. Şunları hemen söyleyeyim. Bunlar sabitlerimiz. Bunlar learning sabitleri. Neural network'lerin ne kadar hızlı öğrendiğinin aslında sabitleri. Bunları şimdilik müthiş bir detayına inmemize gerek yok. Şimdilik böyle sabit bırakabilirsiniz. Yani eğer bu alana yeni başlıyorsanız zaten bu konuyla ilgili şu an pek bir fikriniz yoktur. Bunlar da direkt makaleden bu Soft Actor Critique makalesinde otomatik bunlar bu şekilde yazıldığı için yani adamların denediği sayılar aslında. Her güncelleme yapıldığında ne kadar gradienti saptırabilirim olay o aslında. Target değerleri de aynı şekilde. Bunlar Hocam, da tabii. özür diliyorum ya, bölüyorum da size. Hı-hı. Şimdi bazen bunlar ve şunlar gibi tanımlamalar yapıyorsunuz. Görme engelli olduğum için ekran paylaşımınızı görmüyorum. Hı-hı. Dolayısıyla bunlar derken neyi kastettiğinizi anlayamıyorum. Orada biraz daha betimlemeli Tamam. dil kullanırsanız sevinirim. Tamam. Ben Şimdi orada fark etmedim. Kusura bakma. Şeyde yok yok. çiziyordum. Aynen. Tamam, ondan bahsedeyim ben. Burada ilk Teşekkür ederim. dediğim batch size'dan sonra ilk bahsettiğim şey kritik learning rate, actor learning net dediğim isim ve kavramlar. Bunlar kritik ve aktör aslında birer neural network içeren Python klasları diyebiliriz. İçinde sadece neural network yok. Neural networkler bir variable yani bir değişken olarak içinde bulunuyor. İçinde başka şeyler de var. Ama kritik learning rate dediğimiz şey neural network'ü bulun içindeki o neural network'lerin güncelleme hızları diyebiliriz. Diğer dediğim bu şeyde target update dediğim parametreler. Bunlar da direkt pekiştirmeli öğrenme ile ilgili. Şu üsttekiler neural network ile ilgili yani bu kritik learning rate dediğim kısım. Target update dediğim kısım ise pekiştirmeli öğrenme ya da reinforcement learning algoritması ile ilgili. Bunun nasıl anlatayım size? Şöyle diyebiliriz. İlk başta şimdi bizim eğiteceğimiz program ya da neural network hiçbir bilgisi olmayacak bunun. Ve ilk başlarda biz her zaman neural network'ün kararlarını uygulamayacağız. Ne yapacağız? Onun yerine bazen diyeceğiz ki %95 ilk başlarda rastgele karar ver. Çünkü zaten bizim öğrettiğim şey de hiçbir şey bilmiyor. Aynı şey. O eğitilmeye başladıkça onun gücünü mü diyeyim size hani onun daha çok karar vermesini sağlayacağız. Rastgele karar almayı azaltacağız. Ya bu rastgele karar almanın sebebi bizim veri toplamamız. Çünkü ilk başta bizim bilen bir şeyimiz yok, sistemimiz. Bilen sistem olmadığı için bir şekilde veri toplamak lazım. Nasıl toplayacaksın? Rastgele yapacaksın. Eğitilecek bu topladığın verilerle. Eğitilmeye başladıkça da rastgele yerine eğitilen şeyle veri topla. Eğitilene göre karar ver. Yapacağız. Bu da onun parametresi aslında. Buradaki gamma dediğim kısım da şu. Pekiştirme öğrenmede şimdi bizim yaptığımız şey aslında maksimum ödülü bulmak arkadaşlar. Maksimum ödülü de nasıl bulacağız? Neural network'ler bildiğiniz üzere fonksiyon tahmincisi. Yani fonksiyon bilinmeyen fonksiyonların değerlerini tahmin ediyorlar. Net bulmuyorlar ama o kadar yaklaşıyorlar ki gerçekten netmiş gibi düşünebiliyorsunuz.
Yani öyle kullanabiliyorsunuz. Buradaki de bizim amacımız ne? Bir uygulamada, robotta mesela, robotun 1000 adım sonra mesela nasıl hareket edeceğini tahmin edebilmek aslında. Çünkü ona göre bir eğitim yapacağız. Burada gamma'da bizim yani sonraki adımlarımızı ne kadar umursadığımız demek aslında. Şu anlamda robotun çünkü 1000 adım sonrasında hemen en iyi fonksiyon şeyi bile bulamaz fonksiyon tahmincisi. Ama biz şöyle diyebiliriz. %99 ihtimalle, %99 gücümüzle, olasılığımızla biz ilk baştaki adımları istiyoruz. Sonraki adımlar bizim çok %01 0.01 umurumuzda olacak demek aslında bu. Bu da aslında bir değiştirilebilen bir parametre. Çünkü uygulamanıza göre bazen çok hassas uygulamalarda ya da başka tarz bir uygulamanız varsa bunu mesela biraz daha düşürtmeniz gerekebilir. Yani biraz daha geleceği de düşünüyorum diye düşünebilirsiniz. Mesela bir bankacılık uygulaması olabilir. Hatta bu dinamik de olabilir böyle sabit değer yerine. Dinamikse pek ama dinamik yaparsanız da bu gamma değerini onu nasıl güncelleyeceğinize bir şey bulmanız lazım. Bununla ilgili çalışmalar var. Yani net bir direkt şöyle yapılır, böyle yapılır diye bir şey yok. Zaten olsa tüm problemleri böyle otomatik çıkardı. Bunun dışında burada başka hiperparametre var mı diye bir düşüneyim. Bunun aktör kritik ve norm aktör yapısı ve kritiğin neural network'teki parametreler 256'ya 256 içerik alacak. Onlar connected layer'larının, fully connected layer'larının parametreleri. Loglama, 5000 adımda bir loglama yapacağız. Yani 5000 kere robot hareket ettiğinde bir size sonucunu verecek şu an ne alemde olduğunu. Number of the evaluative episode da bu da 20 yani şu 20 kere ajan test edeceğiz. Ortalama değerini alacağız. Kaç puan alabiliyor toplamda. Genel olarak bu yapı böyle. Şimdi biraz hızlanayım. Çok da ileri vakit almayalım bu kısımda. Environment ve ortam ne demek? Şimdi ben sıfırdan hiçbir şey bilmediğimizi varsaydım arkadaşlar bu konuda. Ondan sıfırdan anlattım. Pekiştirme öğrenmede yani ortam dediğimiz şey, environment dediğimiz şey optimize ettiğiniz problemi anlatıyor aslında. Problemin ya tümünü anlatıyor birlikte. Mesela burada bir örnek verdim. Mesela robotun parmaklarını kullanıp düştüğü yerden eline şöyle bastırarak kalkması yukarıya doğru ve burada zıplaması bir, full bir problem. Peki buradaki aşamalar ne? Mesela elini manipüle etmesi, elini manipüle edip yerden kalkacak şekilde getirebilmesi, buradan sonra ayağa kalktıktan sonra zıplaması. Burada aslında birden çok küçük problem var. Yani bir full problemi de çözebilirsiniz pekiştirmeli öğrenmede. Tamamını dersiniz ki ben tamamını yapacak bir problem şey algoritma yapacağım. Tamamını yapacak bir eğitim yapacağım. Ya da bunu küçük bölümlere bölersiniz. İlk başta elini manipüle eden bir ajan öğreteceğim. Elini manipüle eden bir program. Sonra ayağa kalkıp zıplatacak. Hani iki tane problemi bölebilirsiniz. Bakın fark ne? Hepsini yapacak şekilde yaparsanız o çok kolay öğrenmeyebilir. Çünkü zor bir problem oluyor. Yani problemi zorlaştırıyorsunuz. Hem elini manipüle edip hem de zıplaması bir zor bir problem. Ama sadece elini manipüle etmesi mesela daha basit bir problem. O yüzden daha kolay çözebilirsiniz neural networklerle. Olay bu aslında. Şimdi TF Agents paketini dedik. Bu TensorFlow'un ajan paketi. Reinforcement Learning'de bizim yani Türkçe'de çalışan diyeceğimiz yapılar. Yani Reinforcement Learning kodunu çalıştıran yapı İngilizce'deki agent adını alıyor. Bu yüzden TF Agents paketi de aslında TensorFlow'un Reinforcement Learning'de kullanılan gerekli fonksiyonları içeren paketi. Bu paketin içinde Suites diye bir kütüphane var. Bu Suite kütüphanesinde bizim daha demin bahsettiğimiz OpenAI Jim'in içindeki tüm uygulamalar, Atari oyunları, DeepMind'in kontrol paketi. Yani bu kontrol paket demek de şu, içinde robotik görevler var. Yani robotun bir yerden kutuyu taşıması, bilmem aklıma gelen hani işte robotun koşması. Bu tarz şeyler otomatik içine gömülü. Yani grafiğinden ekrana gösterilecek grafiklere kadar hepsini gömülü koyuyorlar. Burada tek bir daha demin gösterdiğim gibi string yani tek bir cümleyi değiştirerek buradan farklı bir ortam yükleyebiliyorsunuz. Hemen size bir tane PyBullet bugün göstereceğimiz ortamda nasıl yüklendiğini göstereyim. Burada PyBullet'i load deyip string ile veriyorsunuz. Yukarıda vermişti bunu. Environment'ı resetliyorsunuz. Environment'ı resetledikten sonra eğer grafiğini de görmek istiyorsunuz. Environment'ı resetledikten sonra zaten ortamı yüklemiş oluyorsunuz. Eğer ortamda bir görüntüsünü bir göreyim rastgele bir neymiş bu diyorsanız environment render yaparak bunun görüntüsünü ekrana bastırabilirsiniz. Bir de pille tabii ekrana bastırmanız lazım. Bu da Google Colab'da görmek için. Normalde eğer belki şeyde yapsanız bunu kendi PC'nizde yapsanız sadece environment render sizin PC'nizde bunu gösterir. Büyük olasılıkla diye düşünüyorum.
Bu arada bu ekran kartıyla eğer çalıştıracaksanız bu Pi Bullet'i, pardon Google Colab, bunun notebook'un tamamını belki render şeyleri çalışmayabilir. Çünkü ekran kartı Google Colab'da serverları, yani bu render özelliklerine el vermiyor olabilir. Onu bana yazarsınız en kötü bir şekilde, ya da CPU'dan çalıştırabilirsiniz. Ama kendi PC'nizde hepsini görebilirsiniz canlı. Burada bugün göstereceğim şey şu robotun yürümesini en azından belli bir sağa doğru bin adım en azından bir yere kadar gidebilmesini ya da sağlamak. Peki bunu nasıl yapacağız? Şunu basalım. Bunu nasıl yapacağız? Bunu bir pekiştirme öğrenme algoritması ile yapacağız. Robot bin adım gidebilirse ortamı çözmüş sayılacak. Bir de böyle bir kavram var, ortamı çözmek diye. O da aslında yani belli bir sınır koymanız lazım. Yoksa bu hiçbir zaman bitmez. Bir optimizasyon problemi çözüyorsunuz burada. Bir sınır koymanız lazım. Bin adım dedik biz burada. Rastgele verdik. Bunun manası yok şu an. Bunun dışında observation diye bir kavram var. Observation bizim Türkçe'de bilgi. Ortamdan alacağımız bilgi. Ortamımız ne? Robotik. Bir tane şu minyatür robot ortamı. Burada da observation bizim gözümüz, kulağımız, tüm alabildiğimiz bilgiler demek. Bunu gerçek bir robotta sensörler gibi düşünebilirsiniz. Bunun dışında ne var? Bir de actions var. Actions da robota vereceğimiz hareket komutları. Ama direkt hareket komutu değil. Şimdi niye olduğunu anlayacaksınız birazdan. Bunun dışında şurada ekranda print yaptırıp bunların detaylarını bastırıyoruz. 28 tane observation, yani bilgi gelecekmiş robottan. Aksiyonda 8'lik bir array. Bu ne demek şimdi? 28 tane şimdi sayı geldi bizim ekranımıza bunu bastırdığımızda. Bunların hepsi farklı aralıklarda gördüğünüz gibi, işte bazısı eksi 167, bazısı eksi 5, bazısı 1, bilmem 3. Yani bu şey demek. Bunların hepsi farklı bilgiler aslında arkadaşlar. Bunların bilgileri environment'ların içinde gömülüdür genelde. Fakat environment'ı açıp baktım ben mesela neymiş diye bugün. Size göstereyim. Bunlar ne arkadaşlar? Ortamdan gelen bilgiler 28 tane sayısal değer ve bunlar mesela motorun bacak motorlarının, yani şu ayaktaki yerlerinin açısal değerleri. Şuradaki şuralar diyorum, ayakları yani sağ ayağı, sol ayağı, 4 tane ayağı var robotun. Bunların kenarlarındaki açısal değerler. Bunlar motor, yani robot motorlarını değiştiren ve robotu kontrol ettiren şeyler. Bunun dışında ayak eklemlerinin motor değerleri ve açı değerleri, hız değerleri. Ya bu hız değerlerini de zaten gerçek bir robot olsa IMU sensöründen alabiliyorsunuz. Motor değerlerini de eğer gerçek hiç böyle bir robot yaptıysanız, böyle Arduino ile falan basitten bile olsa, bunları toplayabiliyorsunuz yani sensörle. Bu simülasyonda da aslında bunun benzeri yapılıyor. Hız değerleri, bu da IMU sensörüyle, yani basit bir alabildiğiniz bir sensör bunu simülasyonda simüle ediyor. Robotun tork değerlerini de ayrıca bunlar bize bilgi olarak geliyor. Yani biz bunları kullanıp şuradaki yazan şeyleri, motor bacak, motor açısal değerleri, ayak eklem değerlerini robota yürümeye öğreteceğiz aslında. Olay bu. Bugün yapacağımız olay genel olarak. Dediğim gibi değerler çok farklı aralıklarda. Bazısı 167, bazısı 5. Eğer biz şimdi bir neural network eğitim yapacaksak böyle farklı değerler çok zor eğitilir. O yüzden biz bunların hepsini eksi 1 ile artı 1 arasına sıkıştırmamız lazım. Yani bunları, tüm değerleri tek tek, bir tek array'de, tek işlemde, NumPy'da eksi 1 ile artı 1 arasında sıkıştıracağız. Şu şekilde bounded array şeklinde kullanabiliyorsunuz aslında gördüğünüz üzere. Minimum, maksimum şeklinde kapatabiliyor. Aksiyon dediğimiz şey ne? Aksiyon da aynı şekilde robotun hareketini sağlayacak. 8 tane motor açısını değiştirecek değerler. Motor demek ki üstünde 8 tane motor var ve bunların açılarını nasıl değiştireceğiz? Bu da aksiyonumuz olacak aslında, robotu hareket ettirecek şey. Burada ne yazmışım? Özellikle farklı bir şey kaçırmıyorum. Bu problemi şimdi pekiştirme öğrenmeye çözeceğiz dedik. Peki başka nasıl yapılıyor bu gerçekte? İlla gerçekte böyle pekiştirme öğrenme kullanmak zorunda değilsiniz. Robotik algoritmalar da var. Robotik diye bir alan var tamamen. Yani pekiştirme öğrenmeden bağımsız. Burada da farklı algoritmalar var ama eğer böyle çok fazla manipülasyon gerektiren bir iş yapıyorsanız zor, yani inanılmaz zor matematiksel. Hepsine bir denklemler kurmanız lazım. İşte bir sürü kinematik denklemleri falan. Onun yerine bu reinforcement learning'in bir algoritmasını bir kere yazıp işte gördüğünüz üzere string'i değiştirip en azından belli bir sonuç edersiniz. Direkt çözmese bile. Oradan sonra da belli şeyleri değiştirip direkt bir çözüme gidebiliyorsunuz. Daha basit ve
daha da iyi çözüyor. Bir de bir tek basit olması değil. Çoğu uygulamada klasik algoritmalar çünkü etrafı böyle verileri toplamıyor. Klasik algoritmanın yaptığı şey çok basit. Sürekli matematik formülü. Sürekli aynı. Etrafta başka bir cisim gelse bile o umurunda değil. Yani o formül neyse onu uygular genelde. Şimdi yavaştan eğitim aşamalarını geçeceğiz. Sadece şuradan şunu göstereyim. Ortam dedik. İşte bu PyBullet dedik. Simülasyon dedik. İki tane şurada simülasyon yükleyeceğiz. Yani simülasyonu iki kere açıyoruz gibi düşünün. Bunun sebebi de şu. Simülasyonlardan bir tanesi veri toplayacak. Diğeri bu sürekli veri toplama işlemi devam ederken onu bozmadan arada sırada şey yapacak, test yapacak. Öğrendiği ajan ne kadar güçlenmiş, ne kadar yürüyebiliyor. Çünkü eğitim süresince biz sürekli birinde veri toplamaya devam etmek istiyoruz. Aslında bunun olayı da bu. Yani iki tane simülasyon açmamızın olayı da bu. Bilgisayar gücümüz de buna el verdiği için artık 2020'de ya da kaç zamandan beri bunu yapabiliyoruz. Ayrıca tekrar kurulum ayarları yapmak istemiyoruz. Veri toplamayı da durdurmak istemiyoruz genel olarak. Amaç bu. Eğitim nasıl yapacağız? Dediğim gibi eğitim toplayacağız dedim. Veri toplayacağız dedim. Bir dataset oluşacak yavaştan. Oluşturmaya başlayınca biz eğitime başlayacağız. Eğitim başladıkça belli bir ilerleme olacak. Daha fazla ilerleyebilecek robot. İlk başlarda yere çakılacak. İlerledikçe de en sonunda yani hepsini bitirmeyeceğiz tabii eğitimin ama bir yere kadar yürüyebilen bir robot göstereceğim. En kötü videosunu göstermeyi düşünüyorum. Kaydettim bir tane. Burada nasıl yapacağız? Eğitim datasını batchlere böleceğiz. Yani paket paket 256'lık diyelim batchler. Yani 256 tane veri rastgele çekeceğiz topladığımız verilerden. Eğer çoklu grafik kartını çalıştırmayacaksanız bu iki aşamaya geçiyorum. Burada forward step dediğimiz neural networklerin o denklemlerini teker teker işte 28'lik eleye işte 128'e genişletip oradan connected layer'ları oradan bir özellikler çıkarıp en sonunda output'ta da bir distribüsyon ya da 8'lik bir aksiyon çıkaracak. Yani bu kısım bu oluyor forward step dediğim. Algoritmada bunun gelen loss'u hesaplayacağız. Loss'u nasıl hesaplayacağımızı aşağıda göstereceğim genel olarak. Ama loss dediğimiz şey neural network'lerde aslında var bayağı. Belli bir kritere göre onun ne kadar yaklaştığını görmek. Şimdi dediğim gibi bu supervised learning gibi bunun bir data seti yok. Neye göre yani iyi, neye göre kötü yaklaştı. Onu da zaten sağlayan şey pekiştirme öğrenmenin algoritması. Yani algoritma bunu sağlıyor. Algoritmada bir formül oluyor genelde. Her algoritmanın tabii farklı. O formüle göre size bir loss hesaplıyor. Yani böyle hesaplanıyor. Supervised learning gibi önceden bir data sette şu kedidir, şu köpektir ya da bu arabadır ya da bu bir şeydir diye bir şey yok. Ya da unsupervised gibi tamamen rastgele de değil. Bir cluster muhabbeti de yok. Direkt bir yine formül var ama bu formül tamamen farklı yapılar üzerine kurulmuş. Matematiği de farklı bir direkt neural networklerden bir yapı. Çünkü neural networkler olmadan da kullanabiliyorsunuz bunları. Bir de backward step dediğimiz ters türev işlemleri yani gradient hesaplama ve yeni ağırlıklar bulup aslında eğitim dediğimiz kısım bu yani. İlkinde yaptık bir sonuç aldık. Tamam bu kadar kötüymüşüz mesela iyiymişiz. Kötüysek nasıl daha iyi olacağız? Buradaki backward'la yani türevlerini hesaplayıp ters türevlerden onu güncelleyeceğiz. Güncellemede de learning rate dediğimiz şeyler bizim ne kadar güncelleyeceğimizi aslında etki edecek. Çarpılınca çünkü ona göre azaltıyor, artırıyor. Bundan sonrası biraz daha tekniğe gireceğiz şimdi. Bir de GPU'da eğitim yapmak istiyorsunuz. Şu ayarı ayarlamanız gerekiyor. Bundan da haberiniz olsun. Zaten runtime'dan da hardware kısmından GPU'yu seçmeniz gerekiyor. Bundan haberiniz olsun. Şimdi real agent, reinforcement learning agent, RL agent veya RL çalışan dediğim şey ne? Bunu bir bahsedeyim. Çünkü ya sürekli RL agent de görürsünüz yabancı herhangi bir ya da Türk kaynaklarda da. Ama biz RL çalışan da diyebiliriz buna bence. Bu ilk başta bahsettiğim gibi bir Python class'ı diye düşünün. Tüm her şey içinde barındıran. Şimdi bizim bugünkü algoritmamız aktör kritik tabanlı bir algoritma olacak. Bunların ne olduğunu söyleyeceğim. Aktör kritik algoritmasında kullanacak her şey içinde olan bir Python class'ı gibi düşünebilirsiniz. Bunun tamamını. İçinde işte o neural network yapıları da içinde oluyor. Her şey içinde yani olan bir sınıf. Buradaki aksiyonları yani bizim şu an için bu ne? Robotik simülasyondaki şu arkadaş olacak aslında. RL agent'ımız. Biz bunu hareket ettireceğiz. Bundan veri alacağız. Bunun kontrol ettiren mekanizmayı güncelleyeceğiz ama bu işleri yapan bu. Ortamda bu simülasyon gördüğünüz üzere ve fizik kanunları olan içinde bir simülasyon.
Ne dedik? Niye biz bunu bugün neural network yapacağız ondan bir bahsedeyim. Çünkü şöyle, neural network'suz da yapılabiliyor RL problemleri. Fakat gördüğünüz üzere 28 bilgi, 8 tane aksiyon ve bu bilgiler ve aksiyonlar aralıkları belli bir sayı aralıklarında ve bu sayı aralıklarında her değer alabiliyor. Çünkü sensör değerleri analog değerler. Yani motor değeri dediğiniz şey her sayı değerini alabilir arkadaşlar. O hesaplayamazsınız yani, onu demek istiyorum. Discrete olsa, yani bir sabit bir değer olsa, diyelim 1, 2, 3, 4, 5 sadece olabiliyor. O zaman belki neural network'suz da eğitebilirsiniz bunu, basitten bir şeyi. Ama bu kadar büyük bir problem yapısında neural network kullanıp bunu en azından tahmin ettirmesini kolaylaştırıyoruz. Burada aktör dediğimiz yapı ne? Kritik dediğimiz yapı ne? Kritik dediğimiz yapıdan başlayalım. Kritik sizin aslında aktörünüzü, aktörümüz bizim buradaki kararları alacak şey olacak mekanizma. Kritik de onu değerlendirecek mekanizma olacak. Yani iki tane neural network birbirine GAN'a benziyor aslında biraz. GAN yapılarını biliyorsanız, bu generative network. Ama çok çok benzemiyor. Yani abartı benziyor demeyeyim ama sadece iki tane neural network yapısı olduğunu düşünün. Kritik dediğimiz şey Q fonksiyonu dediğimiz hesaplamayı yapacak. Q fonksiyonu da şu: sizin o bulunduğunuz durumda bu bir aksiyonu almak istiyorsanız, bu aksiyonu alsanız size ne kadar puan getirir? Bunu tahmin edecek. Bunu net bir daha söyleyeyim, anlaşılsın. Yani Q fonksiyonu sizin şu anki bulunduğunuz durumda, yani robot için o 28 tane sensörünün değerini girdiğinizde, diyelim ki açısı sağa doğru kayarken, havadayken, bilmem sağ ayağı, işte bilmem sol motoru şu kadar açı inmesindeyken, yani inanılmaz 28 tane tamamen değer, hepsi farklı değerler alabiliyor. O değerdeyken, herhangi bir o değer, bir de üstüne 8 tane 8'lik bir array olan bir aksiyondan eksi 1 ile 1 arasında her değeri alabilen, bunlar motor hareket değerleri. Bunu da yaptığında, yani o 8'inden mesela 7 saniyesinin işte şöyle şöyle 0.5 arttırıyor birine, 0.2. Yani bir sürü burada bir kombinasyon var. Çok anlaşılmıştır bence. Bunların hepsini yapsak şu an bulunduğumuz durumda, o robot o durumdayken ne olur? Yani bundan sonra ne kadar skor alırız? Bunu bir tahmin ettirecek aslında. Bizim burada neural network kullanma sebebimiz tek olarak bu aslında. Çünkü bu Q dediğim gibi gördüğünüz üzere state'e 1000 tane değer alıyor bilgi, sensör. Aynı anda o sensör, ya bunlardan herhangi bir tanesini, hepsi 27'sini sabit tutsak, bir tanesini değiştirsek bile, yani alabildiği değerler şurada görülüyor. 367'den bilmem kaça kadar, 167'nin o değer. Çünkü motor değeri bilmem açısı istediği kadar değer alabiliyor. Sonsuz yani. O yüzden neural network bunu hesaplamaya çalışıyor. Hani direkt hesaplamıyor tabii. Çalışıyor ama yakınlaşıyor log fonksiyonuyla. Bunu eğer normal bir basit uygulamada kullansanız, çok basit bir uygulama olsa mesela bunu array olarak da tutabilirsiniz, 2 boyutlu. Bazı uygulamalarda var çünkü 2 boyutlu array de yapabiliyorsunuz. Genel olarak yapı bu kritik için. Aktör de bizim buradaki birazdan bahsedeceğim hareket mekanizması. Bunu kontrol edecek yapı da o olacak. Aktör bir şeyler yapacak, hareket edecek. Ettiği şeylere göre kritik ona puan verecek. Aslında mantık bu. Tabii bu aktör kritik bir algoritma için böyle. Umutcan mesela şeyden bahsedecek benden sonra. Q-learning tabanlı biraz yapılardan bahsedecek. Oradaki algoritmaların yapısı mesela. Oradaki algoritmalarda sadece Q'yu mesela bulmaya, doğru bulmaya daha amaç orada. Şu kod parçasında ne anlatıyor size ondan bir bahsedeyim. Buradaki kısım aslında daha koda başlamadan, yani yeni ilk defa değişkenleri initialize ediyoruz. Yani değişkenlere bir içerik atıyoruz. Bir de GPU, CPU kullanıyorsanız bunların ayrımını yapıyor bu kod parçasında işte. Scope dediği muhabbet aslında GPU, CPU onu ayarlıyor. Onun dışında neural network'ün layer'ları olur bildiğiniz üzere, eğer biraz baktıysanız bu konulara. Onun layer'larını atama yapıyor ama burada bir şey yapılmıyor onun dışında. Biraz da aktörden bahsedeyim. Aktör de dediğim gibi hareket edecek dedik. 8 tane hareket olasılığımız var. Fakat bu 8 tane hareket olasılığımız bir distribüsyon şeklinde saklanıyor. Ne demek yani? Eğer olasılık ile ilgili biraz bilginiz varsa, olasılıkta böyle distribüsyonlar vardır. Hani bir grafik olur genelde en gösteriminde. Grafik üzerinden bir sample alırsınız. Yani örnek alırsınız. O örnek sayılardan bir tanesi size gelebilir. Yani biraz eğer ilk defa duyuyorsunuz bu konsepti, zor olabilir anlaması ama yani diyelim ki şöyle futbol takımında %90 işte gol atan
takımınız var. Distribüsyonunu çiziyorsunuz. Yukarıdan aşağıya gol atma olası %90 işte. %90 oranı bayağı yüksek olacak grafikte. Eğer siz grafikten bir değer alsanız, rastgele bir değer çekseniz %90 alanında sizin doğru değer gelecek ama %10 alanında kötü değer gelme olasılığı da var. Burada da aslında olay şu. Aksiyonların hani distribüsyonu size %100 doğru değeri vermeyebilir ama doğru değeri vermesi yüksek. Bunu niye böyle yapıyoruz? Bunu da yapma sebebimiz şu. Bu aksiyonlar robot için sağ sol yukarı aşağı değil. Daha derin bir aslında bir problem burada. Daha zor bir şey çözüyoruz. Çünkü direkt motor açılarını kontrol etmeye çalışıyoruz. Motor açılarını kontrol etmek için de yani siz ben dedim ya size eksi 1 ile artı 1 arasında aldık. Yani eğer bir motorun ne kadar değer alabildiğine bakarsanız analogda sensöründen inanılmaz uzun büyük bir hani şey. Yine biz burada distribüsyon kullanarak aslında grafiğe dökerek bu işi matematik, yani bilgisayar açısından hesaplayabilmek için bunu yapmamız gerekiyor. Matematiksel yani distribüsyonlar bu yüzden var olasılıksal distribüsyonlar. Analog değerlerin hani gösterilebilmesi ve işlenebilmesi için var. Yine uzattım biraz ama kusura bakmayın. Burada da genel yapıdaki tüm kalan learning rate ve vesaire daha demin gösterdiğim şeylere initialize ediyorsunuz. Şimdi tek tek hani burada kodda şeyini anlatmayayım zaten. Burada çok basit bir aslında yapılan şey. Bizim o ilk yukarıdaki sayılarımızı bu ilk başta atadığımız işte interval değerleri, learning rate değerlerini kodun içinde aslında atıyor. Hani orada aldığı grafikteki sayıları buraya yapıştırıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Bundan sonra initialize başlıyor. Güzel. Şimdi en azından neural network ve aktör kritik yapılarını oluşturabildik. Nasıl çalıştığını az çok bir fikrimiz var. Yani müthiş detay zaten bir saatte çok içine girmeniz zor ama biraz fikriniz olsun. Bir de şimdi bir iki konsept daha anlatacağım. Replay buffer ve karar mekanizmaları. Ondan sonra bir eğitim umarım gösterebilirim size. Nasıl başlayacağı ve sonucunu en azından. Evet. Replay buffer. Şimdi veri tekrarlamak. Bu ne demek? Şu demek bu. Şimdi biz eğitim yapacağız dedik. Güzel. Veri set olacak dedik. Onu da az çok belki zaten biliyorsunuz hepiniz bence. Biraz işin buralara girmişsinizdir. Machine learning ya da ne bileyim veri bilimi. Bir veriniz olması lazım. Şimdi aral algoritmanında veri en değerlisi. Çünkü robottan biz şimdi simülasyonda veri toplayacağız arkada. Ama bu veri ne veririz yani rastgele veri toplayacağız dedik ilk başta rastgele bir hareketler yaparak içinde hani rastgele yani NumPy'da eksi bir ile sıfır artı bir arasında bana rastgele sayı ver onu da direkt simülasyonda uygula ne çıkarsa o verimdir diyeceğiz ilk başta. Şimdi bu çok manalı bir şey mi? Değil. Şöyle manalı değil çünkü bu verilerin çoğu aslında çöp olacak bizim için yani gerek bizim öğrenmemiz gereken daha çok istediğimiz veriler ne? Robotun hani sağa gitmesine sağlayacak veriler hani. Her veri aynı değerde değil ne yazık ki. Bu yüzden de biz replay buffer mekanizmalarını kullanıyoruz. Bunlar verileri kaydediyor. Ve biz o veriler içinden kaydedilmişlerden işte belli kriterler için daha iyidir bu veri. Daha iyi kötüdür. Ben az gidilmiştir bu veriye mesela. Bu veriyi az görmüşsün. Mesela 1000 tane veri toplamışsın. Ne bileyim robotun kolunu yukarı 3 derece kaldırdığı veriden az var. Bu önemli bir veri çünkü az var elinizde. Onu daha çok kullanmak isteyebilirsiniz vesaire vesaire. Yani burada bir sürü yöntem var. Experience replay ya da replay buffer'larını kullanacağınız. Bu yüzden bu veri saklamak önemli. Veri saklamayan algoritmalar da var. Pekiştirme öğrenmede ne yapıyor ya da niye bunu yapıyor diyeyim ilk başta. Şundan dolayı yapıyor. Algoritmalar pekiştirme öğrenmede iki tarz algoritma daha çok sizin göreceğiniz tarz yani class tamamen farklı bir familya bir algoritmalar bir familya farklı bir tanesi bunlardan sürekli her eğitim tekrar güncelleme yapıldığında neural network'üne kalan verileri çöpe atıyor çünkü neural network yani pekiştirme öğrenmeyle neural network'ün birlikte çalışması için sizin o topladığınız verilerin ortam toplanan mekanizmayla benzer olması lazım belli bir aralıkta. Eğer tamamen farklı bir politika yani siz mesela çok iyileştiniz, iyileştiniz dediğim ne? Robot kontrol eden mekanizmanız güçlendi. Bayağı iyi veriler toplayabiliyorsa artık eski verilerinizin bir manası kalmayacak demek bu. Bu yüzden bazısı böyle yapıyor. Diğer algoritma tarzı da bunu yapmayanlar da sürekli aynı politika yapıyor. Yani ne diyor? Sürekli maksimum bana Q değeri olan şeyi ver diyor. Veriyi ver diyor. Bunlarda da politikanız sabit. Fakat Q değerini bulma şey yapınız değişiyor, güncelleniyor.
Ama bunlar da politika sahip olduğu için, aynı karakter davranış yaptığı için sürekli bunlarda veriler kullanılabiliyor sonradan. Bizim yapacağımız şeyde de veriler kullanabilecek. Burada size başka biraz detayına girmeden ne gösterebilirim onu söyleyeyim. Bir de şey var. Şimdi neural network var dedik. O Q değerini hesaplıyor dedik. Okey, tamam, burası tamam. Ama bir de şimdi biz dedik ki datanın bir kısmını da toplayacak böyle replay buffer hakkında. Burada da datayı kullanacak eğitimde. Peki bu datayı nerede kullanacak? Nasıl saklayacak? Bunu saklamak için bir sürü data yapısı var. Bir tanesi bunlardan ne bileyim K-tree'ler diye bir tree yapısı var. Data structures dersleri aldıysanız eğer, bilmiyorum gördüyseniz, bir sürü veri yapısı var. Q'lar var işte, heap'ler var, map var, dictionary vesaire vesaire. Ama bu hani bu tarz bir özelleşmiş problem için daha çok ilginç yapılar da olabiliyor. Mesela Reverb adını verdiğimiz bir yapı var. Bu DeepMind firmasının ürettiği bir veri yapısı. DeepMind bu pekiştirme öğrenmedeki neredeyse baba firmalardan biri OpenAI'la. Hani o yüzden onların kullanması, bunu üretmesi önemli bir yapı tarzı ve yapı veri yapısı. Ama içeriğine bakarsanız hani sıfırdan bir şey öğretmiyorlar zaten. İçindeki heap'ler, Q'lar birleşik böyle katman, ağaç yapıları, graflar falan var. Onu kullanacağız. Burada onun ayarlanması yapılıyor aslında. FIFO işte yapısı, first in first out vesaire vesaire. Buraya çok detayına girmeniz. Burası sizi şu an etkilenmiyor. Buraya ilgilenmenize gerek yok. Yani müthiş, sadece burayı çalıştırın, geçin hani şimdilik. Çünkü başka bir şey yapıyorsanız NumPy array'inde bile saklasanız olur bu verileri. Hani ben daha hızlı sonuç alabilin diye böyle bir yapıyı koydum. Bir de şu dörtlü var. Bu önemli bir dörtlü ya da üçlü de diyebiliyor bazısı. Ya da dörtlü de olabilir. Bilgi, yani observation, ödül, reward, sonraki bilgi, next, reward, next state, tamamlama bilgisi de done. Bu dört bilgi artı aksiyon, buraya eklemedim aksiyonu ama aksiyon biraz farklı. Bu bizim aslında reinforcement learning'de kullandığımız veri yapısı bu yani. Mesela bilgiyi verilere sakladığımızda bir de aksiyon var. Bunu aksiyonu bir ekleyelim de yanlış olmasın şimdi. Sonra bana demesinden niye aksiyon yok burada. Aksiyonu ben farklı olarak görüyorum ama sonuçta onu da saklayacağız. Bilgi dediğimiz şey 28 tane sensörden gelen işte veri, yani sayısal bir değer bunlar. Ödül, robotun aldığı değerler. Robotun aldığı değerler, robot geriye gitmedikçe, bu kodun içinde tanımlı simülasyon kodunun, robot geriye gitmezse sola gider, yani sağ, bizim gideceğimiz yer sağa gitmekse, sağa gidiyorsa her gittiği adım için bir puan alıyor gibi düşünün. Yanlış yöne gidiyorsa eksi bir alıyor, hiçbir yere gitmiyorsa gibi sıfır alıyor gibi basitçe bunu kafanızda oturtabilirsiniz. Aksiyonu zaten bahsettik, 8'le NumPy array'i, ama bu NumPy array'i zaten çıkışı distribüsyondan gelecek. Ama yine sonuçta 8 tane sayı olacak. Bunlar eksi 1 ile artı 1 arasında olacak. Tamamlanma bilgisi de şu. Bu ilk başta dedik ya 1000 adım için. Eğer 1000 adımın tamamlanıp tamamlanmadığını buradan bizden verebiliyor. Biz onu sorduğumuzda her seferinde bize bunu söyleyecek. Eğer 1000 adım bittiyse biz buradaki tamamlanma bilgisini her seferinde check edip kontrol edip bitip bitmediğini anlayacağız. Bir de şu olay var. Bu bizim bugün kullanacağımız algoritmada hem şu an ilk bulunduğumuz durum, bir de bir sonraki durum da kullanılıyor. O yüzden ikili ikili veri toplayacağız. Ama normal başka bir algoritmada bu birli birli veri de toplayabiliyorsunuz. Burada aklımızda olsun. Dataset üretimini de başlatmak için bu işte Reverb kütüphanesini kullanacağız dedik DeepMind'dan. Onun initialize edilmesi, başlattırılması mevzu Türkçesi en iyisi. Evet, onu yapıyoruz burada da. İkili ikili toplayacağız dedik. Bunun dışında bir şeyimiz yok. Son yapımız, eğitime bahsetmeden önce, evet, politika dediğimiz karar mekanizması. Bu aslında bayağı önemli bir yapı. Çünkü bayağı önemli çünkü aksiyon, yani robotun ettiği, hareket edeceği şeyler bu polis ya da karar mekanizması üzerinden oluyor. Bunlardan bir tanesi verileri toplamak için. Daha demin nasıl iki tane simülasyon açtıysak, şimdi iki tane şeyimiz olacak diye düşünün. İki tane politikamız var, iki tane karar mekanizmamız var. Politika çok tanımlamıyor. Ben o yüzden karar mekanizması diyorum ama bunun İngilizcesi direkt policy. Türkçe'de biraz uyuşmuyor. O yüzden söylüyorum. Bir tanesi bunlardan simülasyonda veri toplarken nasıl hareket edeceği robotun. Diğeri yapacağı görevi. Yani manipüle ediyorsa, ayağa kalkıyorsa, onu yapıyorsa, bunu yapıyorsa, onu yaparken nasıl davranacağı.
Bir tane de ben size göstermek amaçlı random, yani rastgele hareket eden bir şey koydum. Buradaki kodda hiç ilginç bir şey yok zaten, farklı hani bir şey sorarsanız. TF Agent TensorFlow'un kütüphanesindeki diyor ki işte policy'yi başlat diyor. Bu policy'nin neler alıyormuş? İçinde eager policy, yani bu eager execution, bu neural network ile ilgili bir detay. TensorFlow hatta ilgili bir detay diyeyim ben size. Yani çalıştırdığı kodu hemen işler gibi bir şey diye düşünebilirsiniz. Bu kalanı direkt TensorFlow'un yazılım tarzıyla ilgili kodlar önemli bir şey değil. Aslında burada sadece bir tane agent policy sınıfından variable oluşturuyor diye düşünebilirsiniz. Bunun dışında burada ne yapılıyor? Random policy de, bu da hiç akıllı olmayan, sadece rastgele hareket eden, zamana bağlı ya da herhangi bir şeye bağlı, kendince hareket eden ama yani rastgele değerler veren, hani bir manası yok, eğitilmeyecek, öğrenmeyecek bir yapı. Bunu da sadece koyuyorlar ki şunu göstermek için, işte bu ilk başta buydu rastgele hali, sonradan öğrendi gibi. Biz yani bu içindeki bu policy'yi kullanacağız ve neural network aktör yapılarını da birleştirip bir tane agent class oluşturacağız şimdi. Şimdi aktör yapısından, bir de kritikten bahsettik. Şimdi aktörden bahsedelim. Aktör ne yapacak dedik? Hareket edecek ortamda. O zaman aktörün içinde bir tane hareket, yani yapacak, daha demin bahsettiğimiz sınıftan bir tane değişken içinde olacak demek bu. Bir tane politika, yani karar mekanizması, variable, yani değişkeni bu aktör yapı class'ın içinde olacak. Tamam, başka ne olacak? Bir tane environment, yani simülasyon ortamına ulaşabileceğimiz bir değişken de olacak. Çünkü içinde hareket ettireceğiz aktörü. Başka ne olacak? Verileri toplayacak, saklayacak. Çünkü yani hareketi yapan, işi yapan aktör kritik, sadece onun değerlendirmesini yapacak diye düşünün. Burada işte aktörün yaptığı hareketlere kritikten gelen feedback, cevapla güncellemesi ve düzeltmesi de burada yapılacak aktörde. Genel olarak bunun bir döngüsü olacak ve bu şekilde hareket alacak. Kritik ona diyecek ki iyi yaptın, kötü yaptın. O da kendini güncelleyecek ve devam edecek. Belli bir aşamaya gelene kadar. Belli bir kendisi, bizim önceden belirlediğimiz puan alana kadar veya bin adım gidene kadar. Genel olarak bu kısım böyle. Buradaki kod kısımları yine bu TensorFlow'un kütüphanesi, reverb kütüphanesiyle ilgili. Burada da ilginç bir, yani müthiş bir detayına girmenize gerek yok. Sadece şurayı göstereyim. Aktör dediğim şey. Aktör sınıfı TensorFlow Agents paketinde yüklü. Ama eğer sıfırdan yazıyorsanız da PyTorch'ta, internette benzer özellikleri var. Burada neyi veriyorsunuz? Mesela bir tane aktörümüz neymiş? Bu toplama, veri toplama aktörü. Yani simülasyonda veri toplayacak olanlardan bir tanesi. Simülasyondaki daha ilk başta oluşturduğumuz veri toplama environment'ını variable olarak veriyorsunuz. İlk baştaki veriler random toplasın, rastgele toplasın, çünkü elimizde bir şey yok. Şu kadar işte aşama toplasın. Her ilk başladığından itibaren 10.000 aşamaya kadar rastgele toplasın. Ve dataları da işte RB Observer. Bu da RB Observer'da daha önce oluşturduğumuz bu verileri saklama paketi gibi düşünebilirsiniz ve başlatsın. Bunu yaptıktan sonra verileri toplayacak. 10.000 adımlık. Peki bundan sonra ne var? Dedik ya ilk başta rastgele yapsın ama sonradan ilk hani eğitim, yani en basit eğitimi de yaptıktan sonra bizim algoritmamız rastgele hareket etmekten daha akıllı olacak en basit şeyi yaptıktan. Çünkü rastgele hareket etmek hiç manasız bir şey. O yüzden ikinci bir toplama sınıfı yapıyoruz. Burada da ne yapıyor? Burada da şimdi biraz daha akıllandık ama çok akıllı değil, sıfır. Hani mesela bir adım atabilen bir robot var elinizde. Artık diyorsun ki verileri bir adım atabilen robotla topla. Aynı şekilde bu üsttekiyle tek farkı buradaki şeyi değiştirmemiz. Yapıyı değiştirmemiz, şu anki yeni öğrendiğimiz collected, yani verileri toplayacak politikayı, mekanizmayı koyuyorsun. Mekanizma çünkü öğrendi. Çünkü şurayı çalıştırınca bu onu geliştirdi ve update etti, güncelledi parametrelerini. Bunun dışında bir de üçüncü aktörümüz de yapıda, sistemde bulunan evaluation aktör, yani ortamda hareketi test edecek. Çünkü bu sürekli veri toplayacak böyle. Ama bunun ne kadar iyi olduğunu veri toplarken bulamazsınız. Çünkü veri toplarken aynı anda test yapılmıyor. Yani sıfırdan koyup ne kadar gidebildiği ölçülmüyor. Bu da onu yapacak aktörümüz. Bunun politikası belli aralıklarla güncellenen politikayla eşleştirilecek. Yani senkronize olacaklar. Biri gidiyor iyileşiyor. İyileştikten sonra test şeyine,
test politikasına kendisini kopyalıyor gibi düşünün. Aynı şekil. Bunun dışında son şu yapı ve sonra da loop'umuz var diye hatırlıyorum. Evet. Eğitim süreci. Bu da neural network eğitiminde sizin kullanacağınız işte logları şuraya koysun. Temp directory'ye. Train step kaç adım atacak? İşte kullandığımız, yukarıda tanımladığımız bu variable'ları aşağıda buradaki paketlere yapıştırıyorsunuz. Bu hani bu TensorFlow'un paketinin verdiği kolaylık. Kod yapısını belli bir yapıda tutmak için kullanılan bir şey. İşte 1000 aşamada, 1000 eğitim aşamasında bir kayıt olsun, log etsin. İşte 1000 aşamada bir ekrana bir şey bassın durumuyla ilgili agent'ın vesaire vesaire. Burada modelin kaydettiği operating sistem üzerinde işte koyduğu dosya dizinin şurası olsun gibi şeyler. Bunun dışında da analiz nasıl yapacağız? Şimdi eğitim başlayacak falan bir şeyler olacak ama analiz nasıl olacak? Hele bu değiştirme öğrenmeden ayrı bir dert. Çünkü normal bir supervised learning'de vision tabanlı bir şey yapıyorsan nedir senin bilme şeyin? Bu arada şeyimiz de paket etti bize. Neyse dert değil. Zaten buradan göstermeyecektim. Neural network tarzı herhangi bir supervised learning'de nedir? Aslında loss'a bakarsın değil mi? Başka bir şey, hiçbir şey bakmazsın. Ama burada sadece loss'a bakmak yeterli değil. Çünkü loss Q şimdi loss mekanizması mekanizmasında içinde Q fonksiyonu var. Ve Q fonksiyonu bizim neural network'ümüzün içinde. Yani olayı anladınız mı tam olarak bilmiyorum ama yani bizim loss fonksiyonu dediğimiz şeyi hesaplarken, yani kaybımız neural network tarzında, aynı anda biz neural network'ümüzü de kullanıyoruz yani. Yani zaten bizim hani eğer baktığımız şey sadece loss olsa zaten biz loss'u neural network'ün içinde kullanıyoruz. Hani kullandığımız bir şeyin optimize etmesini nasıl bize hani bir mana verebilir? Mana veremez. Çünkü Q fonksiyonu, loss fonksiyonunu hani orada bir manasal bir şey ifade etmiyor. Yine loss'a bakabilirsiniz. Bu loss'ta neye bakarsınız? Loss'un ne kadar dalgalanması falan, bunlar önemli. Çok dalgalanmaması lazım. Belli bir aralıklarda gitmesi lazım ama değeri bir sayısı olarak bir ifade etmiyor. Ama biz onun yerine neye bakıyoruz? Ortalama toplum ödül miktarı bizim, çünkü maksimize ettiğimiz ya da maksimize ettiğimiz şey, burada minimize etmiyoruz neural networkler gibi. Toplam ödül miktarı. Bunu da işte daha demin bahsettiğim işte test ortamlarında mesela 20 kere test yapıp 20 kerelik testte kaç puan alabiliyorsa onun ortalaması bizim değer, ona bakarız. O değerin artması ya da azalması bizim amacımız. Bir de ikinci bir parametre olarak da ne kadar adım atabiliyor bir şeyde resetlenmeden. Niye resetlenir? Robot simülasyonunda belli şartlar var. Önceden konulmuş kodlar var. Diyor ki mesela sağa gitmesi gereken robot o durumda sola 100 adım atıyorsa environment'ı resetle. Yani boşuna bilgisayarın gücünü yorma. Nereye kadar gidecek? Sonsuza kadar geri gitmeyecek hani. Belli ki yanlış gidiyor. Ya da belli ki doğru gidiyor. Belki de geldi 1000 adım. Bitti yani. Bu bölüm dediğimiz, episode dediğimiz şey kaç adım sürüyor? Yani bu da bu önemli bir parametre. Bunları log etme kısmı da burada yapılıyor. Ekrana bastırma şeyi. Şimdi burada bir eğitim başlatacağız. Eğitimi başlattıktan sonra ben size bir şey göstereceğim. Sonra da aynı şekilde soruları alıp kod üzerinden sorulara bakarız. Çünkü eminim çok fazla sorunuz vardır diye düşünüyorum. Buradaki aslında loop çok basit. Çünkü her şeyi adamlar paket içinde parçalayabildikleri için loop'ta sadece kaç iterasyon dönmek istiyorsanız, kaç adım yani eğitmek istiyorsanız her seferinde veri topla, collect aktörle, loss'u hesapla, bundan sonra güncellemeni yap. Sonra da işte belli bir kaç tane mesela test aşamasında diyelim ki 20'ye bölünebildiği zaman senin adım sayıların, yani 20 adımda bir test yap. Test üzerinde sonuca bak, ekrana bastır. Olay bu aslında. Bu şekilde mesela ben bir eğitim yaptım. Mesela gördüğünüz üzere ortalama episode, yani robotun ortalama gidebildiği aşama ilk başlarda mesela 300'müş. Sonra da işte mesela 20 bin adım ettikten sonra 400'e gelmiş. Sonra biraz düşmüş. Çünkü bu algoritmanın yani şu an hemen artması sizin neural network'teki bir anlamı yok. Çünkü belli bir yerden sonra stabilize olması. Yani ilk 20 bin adımda zaten bir şey öğretemezsin. Yani 20 bin adım burada 20 dakika sürüyor. Yani 20 dakikada bir robota yürütmeyi öğretsek güzel olurdu ama yani biraz hayal.
Ama belli bir yerden sonra zaten kendisi iyi datalar almaya başlıyor yavaştan. İşte 100 bin adıma kadar getirebildim bunu. Ama gördüğünüz gibi bak loss bir manası yok. Loss burada eksi 2. En son bitmiş halinde eksi 2 idi mesela, şansıma öyle geldi. Burada 0,5 mesela, daha düşük gidebildiği bir yerde. Hani buradaki loss değil, toplan alınabilen ödül. Ödül. Mesela ödüle bakalım. Eksi 1 alıyormuş ilk başlarda. Hep yanlış yere gidiyormuş. Eksi 1 alıyormuş. Eksi 1 alıyormuş. Sonra eksi 0,7 almış. En son halinde de 1,44 alabilecek kadar hani gelmiş. İyi. Yani bir adım atabilecek sağa doğru. Yani bir saatte bir adım attırırsanız, akşam bıraksanız işte güzel bir eğitim, yani doğru şey yaptıysanız, 24 saat tren etseniz bunu, güzel bir 100 adım, 200 adım attırırsınız. Gayet bu gerçek robotta bile yani yaptırabilirsiniz eğer benzer şekilde. Burada bir grafiği var. Ne kadar 100 adım, 1000 adım, pardon, 100 bin adımda ne kadar ödül almaya başladığını mesela görüyorsunuz. İlk başlarda negatif, yani yanlış yere giden robot. Şimdi 1,5 ileri gitmeye başlamış. Bir de videosunu göstereceğim size ama gösterebilir miyim bilmiyorum. Heh, bir tane var. Patlamamışsa bunu göstereyim. Mesela bu robot gördüğünüz üzere 20, mesela bu testler üzerinde artık biraz ileri gidebilmeye başladı. Mesela hiç eksi geriye gitmiyor ya da biraz öğrenmiş yani. Bir tane daha hatta robot göstereyim. O da burada. O da burada biraz daha mesela eğitilmiş. Daha uzun bir süre azıcık daha eğitilmiş. Bir robot daha ileri gidebiliyor. Hani siz buna hiçbir, hani robot mekaniğiyle ilgili hiç robot fonksiyonu bilmiyorsunuz. Adam sadece nereye gittiğine bağlı olarak işte eksi bir artı bir reward'la, bu basit algoritma tarzıyla bunu, yani bunu mesela bu algoritmayı alın, gidin başka bir şey koyun buraya, bir görev, onu da yapabiliyor. Hani burada gücü bunun pekiştirme vermeyen şeyde. Problem şeyiniz ne kadar değişirse değişsin, yine böyle analog açısal değer alan bir problemse mesela bunun gibi, bu algoritmayı direkt yapıştırın, sadece o string'i değiştirin, bir sonuç alırsınız yani. Direkt çözer demiyorum ama gayet iyi bir çözüm. Kalan da o learning rate, bilmem işte batch size, neural network boyutunu değiştirmek. Ama gayet yararlı bir iş bence. Genel olarak benim sunumum böyle ama sorularınız vardır diye düşünüyorum. Evet hocam, şu an elimde 5 tane soru var arkadaşların sordu. İsterseniz size iletebilirim. Olur. Tek tek sorarsanız ben de yazayım. Şefik Anur Öztürk, Reinforcement Learning robotik alanında son dönemlerde neleri kolaylaştırmış, neleri geliştirmiştir, hangi amaçlarla kullanılan robotlarda verimli olmaktadır diye bir soru sormuş. Güzel bir soru. Daha demin bahsettiğim gibi aslında biraz anlatırken bahsettim ama şeyde çok kullanılıyor. Şimdi robotikte bazı problemleri böyle matematiksel olarak çözmek hiç kolay değil. Yani robotik, şimdi robotik çok fazla sistem var. İşte mesela bir üretim hattında robotlar var, işte orada ayrıştırma yapıyor, hızlıdan kolla çekiyor, başka maddeleri alıyor, çöpleri ayrıştırıyor. Bazı sistemlerde gerçekten bu robotik algoritmalar, şu anda hani eskiden beri olan bu robotik algoritmalar çok eski. Bunlar çalışıyor. Sıkıntı yok. Gelip o basit şeyleri yapabiliyor. Ama böyle ne zaman siz indisine, cindisine, ufak tefek şeyler girmeye başlıyorsunuz veya zor bir iş yaptırmaya çalışıyorsunuz, robotik algoritmaya onu yapacak bir şey yok. Robotik algoritmayla belli noktaları verirsiniz. Onu takip ettirebilirsiniz optimal şekilde. Bir yere indirebilirsiniz kolu veya bir şeyi. Ama nerede bir manipülasyonunuz zorlaşıyor, nerede bir zor bir şey yapıyorsunuz, mesela bir kapı açtırıyorsunuz robota, nerede ne bileyim parmaklarıyla mesela kübik küp var, kübik küp oynuyor, ya da ya burada uygulama alanı inanılmaz çok olabilir. Ama ya bu robotik şeyde yapmanız için, bunu matematiksel çok fazla senelerce uğraşıyorlar. Mesela şeyde var, Boston Dynamics'in robotlarını mesela pekiştirme dönemi kullanmıyorlar benim bildiğim. Ama oradaki inanılmaz bir mühendislik vakti ve zamanı harcıyorlar. Eğer yani buna mesela bu teknolojileri de deneseler. Bunu denememem sebebim bir yazıyordu. Orada bir güvenlikle ilgili onların şeyleri var. Tabii bu zaten gördüğünüz üzere her zaman müthiş güvenlik açısından güzel şeyler veremiyor. Tabii onlar öyle bir sistemleri kurdukları için böyle yapıyorlar. Ama aynı şekilde bunu kullananlar da çok fazla var. Daha demin bahsettiğim üzere. Benim en çok gördüğüm o gerçek hayatta ne var? Konveyör, yani bu üretim hatlarında maddeleri alıp saklayıp başka bir kutuya koyan, kameradan bunun görüntüsünü alıp tak 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 başka yerlere koyabiliyor. Pekiştirme öğrenme. Genel olarak böyle otonom araçlarda, eğer robotik sayılıyorsa, oralarda da kullanmaya başladılar yavaştan. Evet. İsterseniz yerini de ileteyim hocam. Sinan Muştu sormuş. Merhabalar hocam.
Data Science alanında ilerlemek istiyorsak Supervised, Unsupervised ve Reinforcement Learning kavramlarının hepsi hakkında bilgi sahip olmalı mıyız diye bir soru sormuş. Data Science şimdi biraz karışık. Data Science'da olmak istiyorsan belki olmayabilir. Çünkü Data Science çok veri üzerine direkt gidiyor. Bu ama Deep Learning üzerine çalışacaksan evet bence lazım. Çünkü bu Reinforcement Learning için anlattım size biraz ufaktan ama burada Supervised Learning bilmesen sen Neural Network nasıl oluşturulur bilmeyeceksin. Orada onun grafiklerinde işte ne anlama geldiğini anlamasan, loss nasıl kullanılır bilmem ne. Ama Data Science'da direkt sadece Data Science kısmına iyileşeceksen, uğraşacaksan bence süper, Reinforcement Learning belki çok müthiş gerekmeyebilir. Diğer ikisi yine gerekiyor olabilir tabii. Unsupervised Learning de yığın veride kullanıyor olabilir. Ama en büyük tabii pekiştirme, normal supervised learning'i öğrensen en iyi sana o olur bence. Onur Çılgın hocam, reinforcement learning kısmında kendimizi geliştirmek istiyorsak önerebileceğiniz başlangıç seviyesi için kaynaklar nelerdir diye sormuş. Güzel sormuş. Çok fazla kaynak var. Bunlardan da şey önemli olan hangileri işe yarar kaynak, hangileri belki öylesine kaynak hani. Kitap ben önereyim. Sutton var. Sutton'un kitabı var. Reinforcement Learning üzerine. Bu önemli. Ona baksın. Berkeley Üniversitesi'nin dersi var. Berkeley Üniversitesi'nin dersleri sıfırdan anlatıyor her şeyi başından. YouTube'da kayıtlı bu dersler. Açıp oradan izlesin. Bir, ama yani uzun dersler. Yani 2 saat tek dersi. Bunun dışında biz ders veriyoruz. YouTube üzerinde bedava istiyorsanız onlara bakabilirsiniz. Reinforcement Learning Türkiye adı altında. Buraya da gelebilirsiniz. Biz eğitimler vermeye çalışıyoruz vaktimiz oldukça. Her yerde kaynak var aslında ama bence kitap iyi. Bir de o Berkeley'in dersleri iyi. David Silver var. Buna da bakabilirsiniz. David Silver da bu DeepMind'da yanlış hatırlamıyorsam çalışıyordu. Ya da OpenAI'da. O da bir profesör. Onun dersleri de çok iyi. Ya ben onun derslerinden başlamıştım zamanında. O da Stone'un öğrencisiydi şeyde. Yani aslında bir bayağı alakalı gidiyor herkes aslında. Benzer kaynaklardan gidiyor herkes. Genel olarak böyle ama bir yerden başlasın da nereden başlayacağı çok önemli değil. Bir de hocam reinforcement learning kısmında hangi dil üzerinde çalışmalıyız diye bir soru daha gelmiş. Yani şimdi reinforcement learning'e Python çalışacak. Yani çok başka C++ robotikte var ama şimdi C++'la uğraşsa reinforcement learning'e çok gerek yok bence. Çünkü her şey Python'da yapılıyor. Bu adamların TF agent mesela kütüphanesine al bak Python'da var sadece. Hani ne JAX'da var ne başka dilde var ne yani yok. Ama PyTorch mu TensorFlow diye soruyorsan hani hangi kütüphane o ikisi de olur. Ben PyTorch'u daha çok seviyorum. Bu TF agents'ı da göstermemin size bugün tek sebebi şey. Daha böyle kod yapısı güzel bir yapıda bulunuyordu. Daha bölümlü. Çünkü öbür türlü karışık gelecekti yeni başlayan bir insan için. O şekilde ama ikisi de olur. İkisi de aynı sonucu veriyor. Sadece dil olarak Python şimdilik iyidir. Sonradan zaten C++ lazım olursa orada da kullanabilirsiniz. ROS falan kullanıyorsanız orada C++'da da yapabiliyorsunuz bunları aynı şekilde. Biri daha sormuş hocam. Reinforcement learning alanında çalışacak kişilerin mühendis olması gerekir mi diye. Diğer bölümleri okuyan kişilerin önerirsiniz. Mühendis yok olması gerekmez ama şey matematik bilmesi gerekiyor gerçekten. Bilmiyorsun da öğrenmeye hani hevesli olması lazım. Çünkü matematik çok fazla var hani bunun içinde. Ama matematik dediğim şey nasıl bir şey buradaki matematik? Yani buradaki lise matematiği değil hani olay. Yani üniversite matematiği. Yani üniversite matematiği yani biraz ilerlemiş hali. İşte ya okumaya hevesli olması lazım. Ya çok fazla kaynak var yine öğrenir bilmiyorsa da. Olasılık distribüsyonlar işte bu olasılık istatistik bunu biraz bilmesi lazım ama ufaktan çok detaylı değil. Yani bu distribüsyonlar nasıl çalışır? Lineer matematik işte o nasıl çalışır? Lineer matematik nedir? Algebra. Onun dışında matrix, multiplikasyonu falan bunlar deep learning için de lazım zaten. Yani bunları öğrenecek sonra da zaten reinforcement learning'in kendi matematiği var. Yani bu kavramları bir matematik gibi aslında bir sürü işte Q fonksiyonu nedir, ne işe yarar? Value iterasyon nedir, ne işe? Bir sürü zaten kitaplarda bunu anlatıyor ama onlara başlamadan önce sadece bir diğer dediklerini bilseniz olasılık yani iyi öğrensen distribüsyon kısmına kadar çok müthiş detaylı inmeden daha ne kadar olasılık iyi biliyorsan o kadar iyi yaparsın bu işi. Onun dışında kod yazmayı iyi bilmesi lazım. Mühendis değilse bile. Ya yani kod yazmak dediğim şey
kitapta mesela bir algoritma okuyacak, onu algoritmada mesela aşamalarını anlatsa onu kodlayabilir misin? Mesela yavaş da olsa. Ya da kodu okursan anlar mısın? O da önemli. Ya bunlar önemli genel olarak. Mühendis olması gerekmiyor ama zaten bu dediğim kitabı yazan adam bile matematikçiydi. Mühendis değil. De genel olarak yanlış hatırlamıyorsam. Hocam bir arkadaşımızda birden fazla sorusu var. İsterseniz sorsun sorsun. Bizim bir modelde robotun motor açılarının anlık elde edip ona göre çıkarım mı yapmış oluyoruz diye sormuş. Robot IMU sensöründen veya başka bir sensörden veri alıyor mu diye sormuş. Ve de klasik robotik fonksiyonlarından forward veya inverse kinematics bu algoritmalarda çalışıyor mu diye sormuş. Aynen. Şimdi zaten şunu sensörle ilgili olan şeyi buraya bir yere açmıştım. Ona bir açayım. Nerede yazdıydık? Sensörden oluyor evet. Yani bu gerçek bir bu proje aslında gerçek bir hayatta da yapıldı. Aynı şekilde eğitmesi. Ben sadece şu kodda yapısını bulayım dedim de. Heh, şurada yazıyor. Bu mesela hız değerleri, açısal değerler bu direkt gerçek sensör üzerindekiyle aynı. Yani aynı dediğim yani onu simüle ediyor. Zaten gerçekle simülasyon bir değil birebir. Fark yani fiziksel farklar var. Simülasyon hiçbir zaman gerçeği birebir fiziksel olarak emile edemiyor. Ama ona benziyor. Robotun belli tork değerleri vesaire bunları da bir gerçek robota koysanız, bunu bir sistem kursanız bir verileri toplayabilirsiniz bunların. Yani burada o gerçekte toplayamayacağınız böyle God mode ya da admin gibi bir şey yok burada toplayamadığınız. Onun dışında ne dedi? Inverse kinematik, forward kinematikle bunu hesaplar mısın? Bu problem için hesaplarsın. Bu problem basit bir problem. Ama zor bir problem de hesaplayamazsın. Zaten aslında olay o. Mesela bizim kullandığımız projede şey var. Hem inverse kinematik kullanılıyor. Çünkü bir kısmı robotun reinforcement learning'siz de gidiyor. Ama gerçek bir kısmı da manipüle ettiği kısmında reinforcement learning yapıyor. Yani o inverse ile yapabileceğin şeyler sınırlı. Çok uğraşman lazım. En basit bir şey yapmak için de yani. Bir de onu da yaparsın başka robot da olmaz o inverse eğer düzgün yapmadıysan. Ya ama yani bunları ayrı düşünmeyin. Birlikte düşünün. O yüzden eğer robotik kısmına girecekseniz pekiştirme öğrenmeyle birlikte üstüne bir de robotikle çalışmanız lazım. Sanırım mikrofonunuz uzaktayken sizi daha iyi duyuyoruz. Biraz sürtüyor yakınıza. Duyabiliyor musunuz şu an? Şu an duyabiliyoruz ama yakınıza sürtüyordu. Tamam. Ben tekrarlayayım. Eğer robotik üzerine de çalışmak istiyorsanız bir de robotiği de bilmeniz lazım. Onu bahsetmedim ama yani robotiği öğrenmeniz lazım daha doğrusu. Bilmeniz gerekiyor demeyeyim. Robotik tamamen farklı bir şey. Deep Learning'den vesaire. Eskiden beri olan. Deep Learning yokken de robotik vardı. Hala var. Hala da olacak yani. Robotik bitmez. Ama ikisini birleştiriyorlar artık. Yani işte Inverse de kullanıyorsun. Orada Deep Learning de kullanıyorsun. Pekiştirme öğrenme de kullanıyorsun. Tek bir şey yok yani. Bir tek bunu öğreneyim yetmiyor. Kamera da kullanıyorsun. LiDAR da kullanıyorsun vesaire vesaire. Mesela LiDAR verilerini toplasan buraya tek bir array alsan, al sana bir tane 28'lik şeye bir de ekle onu. Olur yani. Sonuçta neural network var. Aether yani sonuçta bir şekilde. Ama dediğim gibi yani inverse de kullanılır. Sorunun cevabı o. Forward inverse bunlar basit problemler için kullanılabilir ya da yani var. Bir arkadaş da hocam heuristic optimization bu alanda kullanılıyor mu? Kullanıyorsa ne amaçla kullanılıyor diye sormuş. Heuristic optimization kullanılıyor. Nerede kullanılıyor? Mesela veri toplamada kullanılabilir. Mesela biz random veri topladık burada. Random veri toplamak yerine daha heuristik optimizasyonla bilmeyenler için söyleyeyim. Optimizasyon da bu arada tek bu kadar değil şimdi. Şimdi ne dedik? Reinforcement learning ile biz bugün optimizasyon problemi çözüyoruz dedik. Ama bir de üstüne bir de optimizasyonu da robotikte çözüyoruz dedik. Yani şimdi burada 2-3 tane alan var aslında. Robotik tamamen farklı bir alan. Optimizasyon farklı bir alan. Deep learning farklı bir alan. 3 yani farklı olan birleştiriyorsun aslında burada. Optimizasyon da deep learning'den önce vardı. Bir sürü algoritması var bunun işte. Şimdi listelemeyeyim ama çok fazla hani optimize problemleri çözen en basitinden black box optimizasyon ya da genetik algoritma ile bunu çözersin. Kullanırsın ama reinforcement learning direkt sonuç aşamasında en iyisini veriyor zaten. Ondan dolayı bunu kullanıyorlar. Ama heuristik optimizasyonu şunu da kullanırsın. Mesela veri toplamada daha akıllı bir karar verebilir random, rastgele karar vermekten. Daha iyi veriler toplarsın. O iyi topladığın veriyi de pekiştirme öğrenmeyle eğitirsen gayet yani iyi bir çözüm yaparsın. Mesela biz de aynı şekilde heuristik optimizasyon kullanıyoruz. İlk başta random kullanıyorduk.
Arostik daha mantıklı kullanmak. Niye kullanmayalım? Öyle dedik, öyle geçtik Arostik'e. Dediğin gibi yani şimdi 3 tane alan çıktı eğer bu alana girecekseniz. Ama bu alan çok hani biraz spesifik. Hani direkt bu reinforcement learning illa robotik yapacaksınız diye bir şey yok. Finans alanında çalışırsınız. Başka algoritmaları sadece öğrenirsiniz. Algoritma geliştiricisi olursunuz. Araştırmacı vesaire. Bir firmada bir stok şeyinde optimizasyon. Yani illa böyle sonuna kadar robotik bilmenize gerek yok. Zaten robotik sadece benim yani bu alanım olduğu için biraz robotik göstereyim dedim. Mesela Umutcan robotik üzerine direkt çalışmıyor ama o da mesela reinforcement learning çalışıyor. O farklı bize uygulama alanını gösterecek. Ama optimizasyon bilmeniz de iyi. İyi hatırlattın. Optimizasyon şeylerine de bakmanız iyi olur yani. İstatistik kadar. Bunları bilmeniz lazım dediğimde hani basitten bir hepsinden biraz fikir sahibi olsanız ve nasıl çalıştığını bilseniz yeterli bence. Yani dibine kadar inmeniz gerekmez gibi geliyor bana. Hocam, yaptıkları ne yaptığınıza bağlı biraz. Daha fazla sorumuz var ama zamanınız biraz kısıtlı. Bundan dolayı hızlı hızlı sor bence şey yapalım. Böyle. Size ulaşabilecekleri bir yer var mı? Ha, öyle de yapabiliriz. Bana ulaşabilecekleri Twitter'dan yazabilirler. Uğurkan Ateş yazınca çıkar. Onun dışında şu Reinforcement Learning Türkiye kanalında da yazabilirler veya Twitter'ında. Bu GitHub adresinde de galiba mailim falan vardır buralarda. Buralardan yazabilirler. Soru var, Twitter'dan da yazabilirsiniz. Direkt cevaplamaya çalışıyorum. Ben kanalımda da kanalda da videolarımız var. Oraya da bakabilirsiniz. Eğer başlangıç seviyesinde hiç bilmiyorsanız biz onlara göre biraz video çekiyoruz. Hem Türkçe çekiyoruz hem İngilizce altyazı falan karışıyor. Bu alana girmek istiyorsanız biraz çalışacaksınız ama bence değer. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ekranımızı paylaşalım. Ben ekranı durduruyorum o zaman. Tamamdır hocam. Tamamdır. Teşekkür ederiz hocam eğitiminiz için. Çok verimli geçti hepimiz için. Şimdi Umutcan Altın'ın sunumuyla, eğitimiyle devam ediyor olacağız. Kendisi AI Tech'te CEO ve bugün aramızda. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Sesim geliyor mu? Evet, iyi geliyor sesiniz şu anda. Tamamdır. Size devrediyorum. Kolay gelsin. Tamam, ben şöyle bir ekranımı paylaşayım. Bu arada şu an Head of Engineering olarak çalışıyorum. Şirkette küçük bir değişiklik oldu. Çünkü CEO'luk biliyorsunuz biraz zor bir... Ben mühendis olduğum için bu tarafla ilgileniyorum artık. Biraz şirketimizden de bahsedeceğim size, ne işlerle uğraşıyoruz. Çünkü RL'in aslında hangi alanlarda da kullanıldığını biraz girmiş olacağız. Biz daha çok savunma sanayi yoğunluklu çalışan bir şirketiz. Aynı zamanda Altın Kariyer Akademi'de de AI instructor olarak çalışıyorum ve Reinforcement Learning Türkiye'de beraber götürüyoruz Urkanlarla. Şimdi biz neler yapıyoruz? Dediğim gibi bu taraf hani çok fazla açmayacağım bu tarafı ama hani neler yapılabilir bunun da biraz farkında olun istiyorum. Şimdi akademik belli başlı araştırma konularımız var. Pekiştirmeli öğrenme, imitasyon öğrenme, ters pekiştirme öğrenme, yarı denetimli ve kendi denetimli öğrenme, meta öğrenme ve işte evrimsel algoritmalar aslında heuristikler. Yani arama algoritmaları diye bunları açabiliriz. Çünkü bu algoritmaları biz hepsini tamamen aslında birlikte kullanıyoruz. Az sonra nedenlerini de açıklayacağım. Biraz da hani şey yapmak istemiyorum. Bu alana girdiyseniz artık açıkçası mühendislikten çıkıyorsunuz. Çünkü siz birer filozofsunuz artık. Neden böyle diyorum? Çünkü bu algoritmaları geliştirirken aslında biz kendi yaşam döngümüzden esinleniyoruz. Yani nasıl esinleniyoruz? Ben ne yapıyorum ki gerçek hayatımda? Ben nasıl düşünüyorum? Bunları düşünmek zorundayız. Sürü İHA'lar üzerine çalışabilirsiniz. Ya da tekil İHA'lar üzerine çalışabilirsiniz. Sürü İHA'larda nasıl bunun nasıl anlatalım onu? Uygulamaları olabilir. Şimdi düşünün, sizin elinizde bir sürü var. Ve bunu belli bir hedefe doğru yönlendirmek istiyorsunuz bu sürüyü. Burada pet belirlemede kullanabilirsiniz veya direkt olarak aslında işte orada bir kullandığınız bir ne diyelim ona, driver varsa bu driver'ın direkt olarak aslında komutasını RL'e verebilirsiniz ki bunu tercih edeceğini düşünmüyorum. Çünkü burası artık kritik uygulamaların olduğu yerler. Başka ne yapabilirsiniz? Mesela size bir sürü İHA, karşı tarafın bir sürü İHA'sı size saldıracak. Nasıl manevralar
yapabilirsiniz ki karşı taraftan sakınabilin. Şimdi birkaç soruya daha da cevap vermek istiyorum. Bu da hani ne üzerine çalışmalıyım? Örnek vereceğim bizim şirketimizden. Mesela Ömer var. Ömer kendisi normalde makine mühendisi ama yüksek lisansını yapay zeka üzerine yapmış ve RL çalışıyor. Yani akademik olarak da RL çalışıyor. Şimdi mesela robotik tarafında çok fazla işine yarıyor. Neden? Hani makinenin tam olarak hangi şeylerle yürüdüğünü anlıyor. Yani o inverse kinematikleri vesaire, tabii elektrik elektronik mühendisliği de bunlara hakim ama en azından makine tarafında daha hakim olabiliyor ve rahat bir şekilde bunları RL tarafında da uygulayabiliyor. Veya işte bir harita mühendisimiz var. İşte haritalama süreçlerinde, senaryo üretiminde ve tatbikat üretiminde vesaire çok rahat bir şekilde RL'i uygulayabiliyor. Çünkü yani mesela ben elektrik elektronik mühendisliği çıkışlıyım. Ben hani tabii ki de yine işte görüntüden alırım vesaire ama harita dediğim şeyi tam olarak anlamam. O rahat bir şekilde anlayabiliyor bunu. Şöyle ilerleyelim, biraz açıkçası sohbet olsun istiyorum dediğim gibi. Şimdi bizim işimiz RL'de ne? RL'i böyle bir gerçek hayat gibi düşünmek gerekiyor. Neden? Bir ortam var. Ben bu ortama dair bir hareket yapıyorum ve bu hareketimin karşısında bana bir çıktı sunuluyor. Bu çıktı ne? Ödülle beraber bir durum çıktısı veriliyor. Şimdi biraz algoritmalara da gireceğim, Q'lara da gireceğim. Ve aslında benim epey sevdiğim bir algoritma olan evrimsel pekiştirmeli öğrenme algoritmasını anlatacağım. Şimdi bizim için belli başlı önemli şeyler var ve sorunlar var aslında. Biraz da onlara değinmek istiyorum. Ne gibi sorunlar var? Ortam keşif sorunu var. Bu ortam keşif sorunu ne? Şimdi çok güzel, ben ortamda hareket ediyorum. Diyelim deep learning yapıyoruz mesela. Deep learning'de ne var? Benim elimde verilerim var, datalarım var. Çok iyi. İşte bu datalardan bir model çıkarıyorum, eğitim yapıyorum. Şimdi RL'de böyle bir şey yok. Benim ortamı keşfedip veri toplamam gerekiyor. Hal böyle olunca da benim ortamı nasıl keşfettiğim çok önemli. Yani mesela ortamda benim girmediğim bir yer olabilir. Veya şöyle düşünelim. Mesela biz ne diye ayırıyoruz RL algoritmalarını? Model tabanlı, modelden bağımsız ya da politika tabanlı, politikadan bağımsız olarak ayırıyoruz. Şimdi politika tabanlı veya politikadan bağımsızı şöyle düşünebiliriz. Diyelim ben bir düz yolda yürüyorum. Robotum benim düz yolda yürüyecek. Ama benim sol tarafımda bir uçurum var. Şimdi ben mesela politikadan bağımsız bir algoritma kullandığım zaman bu ne demek? Ben politika güncellememi kendi politikamdan bağımsız olarak, yani aldığım direkt olarak ödüllere göre yapacağım. Şimdi bu şu anlama geliyor. Şurada ihtimalle mesajlar var, onları da açayım. Şimdi bu ne anlama geliyor? Ben eğer ortam keşfi yaparken yanlışlıkla aşağı düşersem, sol tarafındaki olan bu çukura düşersem, ben buradan korkmaya başlayacağım. Neden? Çünkü ben buraya düşmüşüm, ben eksi bir reward almışım. Artık ben buradan korkuyorum. Benim için en kısa yolan olan peti seçmeyeceğim. Ben işte sağ taraftan gitmeye çalışacağım. Neden? Çünkü buraya yaklaşmadan en iyi ödülü ben nasıl alırıma gelecek. Eğer bu on policy bir şey yaparsam olur. Ama mesela Q-learning gibi algoritmalarda ne var? Bunlar off policy algoritmalar. Benim için hiçbir önemi yok soldaki çukurun. Ben en uygun yolu istiyorum, en iyi yolu istiyorum. Aslında güvenli olmayan ama en kısa yolu tercih etmiş olacağım. Şimdi Q-learning'de dediğim gibi biraz felsefi düşünmek gerekiyor burada. Çünkü tamam, çok iyi matematik bilmemiz gerekiyor ama düşünmeden gerçekten olmuyor bunu. Hani mühendis olarak görmeyin kendinizi. Yani data science mesela yani belli problemler üzerinde çalışırsınız diyeyim, data science üzerinde. Burası böyle bir alan değil kesinlikle. Karşınıza gelen sorunları, mesela ne gibi bir sorun gelebilir? Şöyle bir sorun gelebilir. Ya benim elimde İHA'lar var. Ben bunların yollarını belirlemek istiyorum ama benim algoritmam çok yavaş kalıyor. Şimdi burada mesela sizin artık çözüm üretmeniz gerekiyor. Çözüm diyelim RL sizin çözümünüz. Ki elbet çözüm olabilir. Neden? Bir genelleme yeteneği kazandırıyorsunuz. Bir arama algoritması yok ortada. Şimdi burada artık işler mühendisliğin dışına çıkıyor. Çünkü sizin göreviniz çözüm üretmek. Şimdi burada yine Uğurkan da bahsetti bundan, Q fonksiyonu üzerinden. Şimdi normal Q-learning'de derin öğrenmeyi falan hiç karıştırmayın buraya. Q-learning'de bizim olayımız aslında bir tablomuz var. Bu tabloda bizim her durum ve hareketimiz için, o durumlarda alabileceğimiz hareketler için birer değer var. Bu değerlerde aslında o durum ve hareketin bize ne kadar faydalı olduğunu gösteren değer.
Şimdi burada aşağıda aslında önemli olan şurası, bir güncellememiz var. Ne bu? Biz hareket alıyoruz ve bir observation yapıyoruz. Bu ne? Next state'de ödül alıyoruz ortamdan. Şimdi burada güncellemeyi aslında neye göre yapıyoruz? Ne demiştik burada? Şu anki Q'muz artı işte bir learning rate'imiz, ne kadar hızlı öğreneceğimizi gösterecek bir learning rate, ödül artı maksimum Q değerimiz, neyin Q değeri? Next state'in Q değeri eksi normal Q değerimiz. Bunu böyle biraz böyle matematiksel olarak baktığınız zaman şöyle düşünebilirsiniz. Benim geleceği görüşüm ile, yani gelecekteki görüşüm ne bu? Next state Q değerim. Yani hayal gücüm diyebiliriz buna. Gelecekte nasıl bir ödül bekliyor beni? Bu ile şu anki Q değeri arasındaki farkım, yani buna mesela Türkçe'de şey üretmeye, yani şimdi bu alanda gerçekten Türkiye'de çok az araştırmacı var. O yüzden Türkçe kaynak da gerçekten çok kısıtlı ve Türkçe düşünür sayısı da çok az bu alanda. Şimdi buna ne diye bakabiliriz mesela? Belki de pişmanlık, regret olarak bakabiliriz buna, ki bakanlar da var. Neden pişmanlık? Benim gelecekteki hayallerim ile şu anki aslında durum arasındaki fark benim pişmanlığım olabilir mesela diyebiliriz. Yani bu tarz bakabilirsiniz. Şimdi böyle baktığınız zaman algoritma geliştirmek sizin için çok daha kolay olacak. Şöyle devam edelim. Buraya ne zaman derin öğrenmeye girecek? Şimdi bir de diğer tarafta demiştik ya, exploration vardı. Exploration'da ne kullanıyorduk? Normal en basit algoritmamız neydi? Belli zamanlarda random hareket al. Yine onu da belli bir işte katsayıya bağlayıp epsilon'a bağlayıp diyelim. İşte 0-2 verdiniz ona. 0-2'nin altında bir random sayı ürettim. 0-2'nin altındaysa ben rastgele hareket yapacağım gibi. Bu çok basit bir ortam keşif politikası. Birkaç tanesine gireceğim şimdi. Hani nasıl fikir yürütmüşler onu görmeniz açısından, anlamanız açısından. Şimdi biz derin öğrenmeyi nerede kullanıyoruz? Derin öğrenme aslında biz genelleme yeteneği istediğimiz alanlarda kullanıyoruz. Neden? Çünkü ben mesela hiç genelleme, yani robotik mesela çok büyük bir görev. Şimdi burada bir genelleme yeteneği almam gerekiyor. Ama benim böyle basit bir optimizasyon problemi de olabilir. Hani evrimsel algoritmalar kullanmak yerine, hatta genetik hani bayağı diskret olsun diyelim sizin. Yani işte ne olabilir? Bu swarm optimization'lar falan var. Onları kullanmak yerine Q-learning yapabilirim. Bu çok basit bir kullanım yeri olur. Ama ben böyle genelleme yeteneği istiyorsam, hatta çözülemeyen problemleri çözmek istiyorsam, işte Uğurkan'ın dediği gibi hiç kimsenin işte çözemediği robotik problemlerini, işte hatta bir işçiyi izleyip o işçinin çok vasıflı işini alıp onun yerine bir robot koymak istiyorsam, burada artık derin öğrenme, hatta ters pekiştirme öğrenme, imitasyon öğrenme devreye girmek zorunda kalıyor. Burada da aslında state'imizi neural network'e direkt girdi olarak verip bir politika çıktısı alabilirsiniz. Bu politika tabanlı olur. Neden? Direkt olarak bir politika çıktım var. Çünkü mesela Uğurkan'ın gösterdiği algoritma tamamen aktör kritik yapılı. Şimdi soft aktör kritik kullandı. O nasıl söyleyelim onu? Deterministik hareket vermez, o olasılıksal hareket verir. Ama işte mesela deep deterministik policy gradient kullanıyorsanız direkt deterministik bir hareketiniz olur. Yani neyi ne zaman yapacağım bellidir. Benim artık olasılıksal bir hareketim yoktur. Şimdi bu politika çıktığınız olasılıksal da olabilir. Ama burada mesela diyelim ki Q-learning kullanıyorsunuz. Q-learning'de sizin derin öğrenmeyi kullandığınız yer direkt olarak Q fonksiyonunu modellediğiniz yerdir. Yani benim artık tabloya sığdıramayacağım kadar büyük durum ve hareket ortamlarım vardır. Ben derim ki ya benim bunları bir şekilde genellemem lazım. Derin öğrenme kullanayım ki açıkça söyleyeyim, bilim insanları bu tarafta da ikiye bölünüyor. Kimisi aralde derin öğrenme kullanmayı saçma buluyor. İşte farklı function approximator'lar kullanıyor. Kimisi de derin öğrenmeyi çok başarılı bulduğu için bunu kullanıyor ki biliyorsunuz hani çoğunuz da burada data science ya hani bu tarafta çalışıyorsunuz ya da çalışmak istiyorsunuz bu tarafta, en azından deneyiminiz var. Derin öğrenme çok fazla veri isteyen bir alan. Yani epey dataya aç bir alan. O yüzden farklı function approximator'lar kullananlar var. Hatta RL yerine direkt işte başka alanlar, yani active inference tarafında çalışanlar da var.
diyorlar ki ya RL saçma, işte yine bunlar bilim insanları diyelim. Çünkü gerçekten mühendislik artık bu noktada bitiyor. Biz şöyle bir alana yönelim, matematiğimizi de zaten hazır ederiz şeklinde bahsediyorlar. Bu arada değinmek istediğim birkaç bir şey daha var Uğurkan'ın sunumundan. Çünkü tam olarak anlayalım istiyorum olayın tam olarak ne olduğunu. Şimdi target dediğimiz mesela ne dedik? Bizim elimizde bir normal net. DTPG'den bahsedelim. Hatta şurada farklı bir şeye geçelim. Şu sunuma geçelim. Zaten bu sunumdan devam edecektim. Şimdi burada neyimiz var bizim? RL aktörümüz ve RL kritiğimiz var. Şimdi bu normal DTPG algoritmasında zaten hatta buradan devam edelim. Tamam. Aktörümüzün bir tane daha kopyası var. Hatta kritiğimizin de bir tane daha kopyası var. Şimdi bunlar bizim ne işimize yarıyor? Bizim diyelim ki ben derin öğrenmede de böyle aslında. Unutmak çok kolay. Yani ben ortamda hareket aldım. Ortamda ilerledim. Ama işte bir yerde sola düştüm. Şimdi ben bunu bir batch'le sonuçta elimde olan verilerden bir update etmem gerekiyor. Ama yaptığım bu güncellemede ben en son gördüğüm şeyi unutmak istemiyorum. Ya da eskileri de unutmak istemiyorum. Yani biraz daha böyle anılarım taze kalsın istiyorum. Şimdi anılarımı nasıl tazelerim? Benim aktörüm sürekli güncellenirken arka tarafta yavaş yavaş güncellenen, belli aralıklarla güncellenen, bana eskiyi hatırlatabilecek bir ağımın olmasını tercih ederim. Şimdi bu ağı pişmanlık için de kullanabilirsiniz. Yani exploration tarafında da kullanabilirsiniz. Güncelleme tarafında da kullanabilirsiniz. Yani aslında şurada mesela ne var? Bir loss function'ım var. Bunu işte y'ye dönüştürüyorum. Güncelleme artık buradan yapacağım. Nasıl? Bu y üzerinden gradyanla yapacağım. Şimdi burada mesela ben aradaki bu hayal farkı demiştik ya, pişmanlık demiştik. Onu ben normal network'ümden almak yerine gidip eski network'ümden alırsam aslında unutmadığım anılar üzerinden pişmanlık çıkarmış olacağım gibi düşünebiliriz. Şimdi şuradan devam edelim. Biz neden RL'de şöyle bir şey var. Hani bunu da konuşmak istiyorum. Şimdi özellikle Amerikan savunma sanayinde çok fazla ilerledi bu RL. Bu tarafın sektörün artık şeyini de gördüler. Hani nelere kadir olduğunu da gördüler. Ama şimdi her zaman şöyle ilerler bu. İşte bir alıcı vardır. Bu alıcı teknik bir bilgiye sahip değildir. Sizden sadece çıktı ister. Ama aynı zamanda güvenlik de ister. Şimdi bu güvenliği nasıl sağlayacaksınız? Yani ben çok iyi robotu yürüttüm simülasyonda olmaz. Bir kere sizin domain randomization'la bir gerçek hayata aktarmanız gerekiyor bu RL'i. Domain randomization demek, kısaca bahsedelim. Şimdi bir ortamı kurdunuz. Çok güzel. Bu ortamda siz hareketleri alırken bu hareketler diyelim ortamda işte ben duruyorum böyle. Ben böyle dururken buradan sarı bir zürafanın geçme ihtimali var mı? Yok aslında. Ama ben buradan sarı zürafayı geçiriyorum ki burada robotun ne yapacağını kestirmek istiyorum. Ya burada bir anda sol tarafında bir insan daha belirirse size garip gelir. Şimdi robota da garip gelirse tabii işler ters gidebilir. Ben böyle bir şey istemiyorum. O yüzden benim belli başlı metriklerle bunu sınamam gerekiyor. O yüzden de gerçekten akademiyi çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Burada da işte Google'ın yayınladığı bir RL Reliability Metrics'ler var. Kütüphanesi de var. Rahat bir şekilde buna ulaşabilirsiniz. Burada size belli başlı metrikler, zaten makalesi de var bunun. Nasıl kendi RL algoritmanızı denersiniz bunun üzerine. Ama hani bu tarafta eğer bir ürün çıkarıyorsanız kesinlikle bunu yapmanıza gerek yok zaten. Şimdi RL'i şöyle de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bir arama algoritmanız vardır. Mesela sezginiz var. Şimdi bu sezgisel aramada bu sezgiyi mesela daha iyi nasıl tahminleyebilirim ben de diyebilirsiniz. Yani RL size böyle bir taraf da açabilir. Yani bu supervised learning de kullanılabilir tabii. Şimdi bunlar böyle değişmeli alanlar. Şunu söyleyebilirsiniz rahat bir şekilde. Ya ben normal yolda mesela aramamı ne üzerinden yapıyorum? İki şehir arasındaki, bu çok basit şehir problemi var zaten biliyorsunuz. İki şehir arasındaki işte cetvel uzaklığı diyelim benim için işte orada sezgidir.
Şimdi bu doğru bir sezgi olmayabilir. Tamam hani sizi en iyi yola götürür diyelim ama kaç dakikada götürür bu yola? Şimdi Arel'i şurada da kullanabilirsiniz. İşte diyelim haritaya genel bir bakış atayım dersiniz. Hatta belki bunu image üzerinden yaparsınız. Sonra dersiniz ki ya ben bu harita üzerinden nasıl sezgi tahmini yapabilirim ki benim araba algoritmam daha hızlı çalışsın. Şimdi bu size çok farklı bir alana götürür artık. Yani geliştirdiğiniz uygulama, mesela bir arama yapıyorum ben diyelim Google'da ya da farklı bir yerde. Bu arama yarım saat sürüyorsa böyle bir arama 3 dakika hatta 2 dakika belki 30 saniye bile indirebilirsiniz. İşte burada çok büyük farklar oluşturmuş olursunuz. O yüzden Arel ben şahsen çok seviyorum. Zaten epeydir bu alanda çalışıyorum. Şimdi burada bir bizim evrimsel pekiştirme öğrenme algoritmamız var. Bu arada biraz zamanım kısıtlı olduğu için hızlı hızlı geçiyorum. Sizin de sorularınızdan yürümek istiyorum. Çünkü böyle ben anlatayım, siz anladığınız tarzı bir alan değil. Bunu da net anlaşalım yani. Hani sizin çok hevesli olup soru sorup öğrenmeniz gerekiyor. Ben bu alana girdiğim zaman gerçekten bir tane kitap var zaten bu alanda. Hani şimdi yeni yeni kitaplar çıkıyor ama bir tane kitap vardı. Zaten alanda çalışan herkes Satın'ın öğrencisi. Yani şimdi en iyi şirketlere bakın. İşte DeepMind'a bakın, Google'a bakın. Yani kesinlikle Satın'dan ders almıştır o. Ya da Satın'ın bir tane daha hani arkadaşı zaten direkt Hindistan'da ders veriyor. Ya da onun öğrencisidir. Hani biraz bu şekilde ilerliyor bu alan. Şimdi bu evrimsel pekiştirme öğrenme ne? Tabii ki. Bir soru mu var acaba? Şu an ses geliyor ama. Tamam, devam edeyim ben. Şimdi ne anlatıyorduk? Evrimsel pekiştirme öğrenmeyi anlatıyorduk. Mikrofonu kapatabilir misiniz acaba? Ben de geçemiyorum sanırım oraya ama kapatırsanız sevinirim. Devam edeyim ben. Şimdi ne demiştik? Bizim Arel'de en büyük problemlerimizden birisi ortam keşfi ve aslında öğrenmeyi genelleştirmek. Neden? Çünkü ben genel bir zeka istiyorum. Yani ben şunu istemiyorum. Lokal optimum benim için yeterli değil. Yani ben en iyisini öğrenmek istiyorum. Yoksa niye Arel kullanayım? Çünkü gerçekten zor bir alan. Mikrofonu kapatabilirsek çok sevinirim ya. Şuradan mute yapamıyor muyuz arkadaşlar? Ben kapattım, geri açtı kendisi. Tamamdır. Şimdi evrimsel algoritmalar nedir? Şimdi biliyorsunuz bizim bir genetiğimiz var diyelim. Genetik bir sıramız var. Bunu mutasyonla, işte seçilimle bir şekilde en iyiye götürmeye çalışıyoruz. Bu genetik madde dediğimiz şey ne? Mesela sizin diyelim elinizde bir array var. İçerisinde 8 tane eleman var. Bu elemanlar mesela bir postacı düşünün. Zaten endüstri mühendisi varsa aranızda zaten en basit problem postacı. Bir postalarını dağıtacak, hangi yoldan gitsin problemi. Şimdi bu problemi mesela genetik algoritmayla çözmek istiyorsanız postacının gideceği evleri bu genetiğin içerisine yerleştirirsiniz eleman olarak. Ardından bir popülasyon üretirsiniz. İşte bu popülasyonu rastgele, random bir şekilde üretirsiniz hangi sırayla gideceğine dair. Sonra ne yaparsınız? Bunları denersiniz ve bir fitness score oluşturursunuz. Bu ne? Başarım. Başarım dediği şey de işte ne kadar sürede gitti veya kaç saniyede bitirdi. Bu artık sizin probleminize göre değişebilir. Ya da görevi bitirebiliyor mu, bitiremiyor mu? Bu biraz daha zor olur ama hani discrete tensor böyle sürekli bir reward function seçmek her zaman daha iyidir. Burada ne yapıyorsunuz? Genetik işte fitness skorları en iyi olanları seçtik diyelim, elitleri. İki tane elitim var benim. Kenara ayırdım. Bunlara dokunmayacağım. Neden? Bunlar iyi çünkü ben bunlara dokunmak istemiyorum. Hani en azından ortalamalar diyelim. Sizin tamamen algoritma dizaynınıza göre değişecek bu. Bir de benim en iyisi var. Şimdi bu en iyisini, diyelim iki tane en iyi benim elimde genetik var. Bu elimdeki en iyi genetiği crossover'la işte çaprazlama yapacağım diyelim. Array'in yarısını aldım, bu tarafa yapıştırdım. Diğerinin yarısını aldım, bir üstüne yapıştırdım şeklinde. Farklı bir çözüm ürettirdim iki tane.
Elimdeki elitleri de bir popülasyona dahil ettim. Elimde kalan, arta kalan 4 tane genetik malzeme kaldı. Ne yaptım? Bunları da mutasyona uğrattım ve farklı sonuçlar çıkardım ve artık iki tane elimde büyük bir popülasyon oldu. Ama hani bu popülasyondaki aktör sayılarım aynı, çünkü sürekli, yani sonuçta bir, bu da yazılım, yani elinizde bir sabit bir taslak var. Bu taslakla devam etmek istiyorsunuz. Buradan sonra sürekli aynı işlemleri tekrarladım. İşte seçilim yaptım. Elimde en iyiler var. Bu en iyileri çiftleştirdim diyelim. Sonra bunları mutasyona tabi tuttum. Yeni popülasyon oluşturdum gibi. Bu sürekli farklı jenerasyonlarla devam edecek. Ne dedik? 20. jenerasyondan sonra artık güzel çözümler elimde olmaya başlayacak. Şimdi bu çok rastgele bir yöntem aslında. Yani tamamen Darwin'in teorilerine dayanan bir yöntem ve rastgele, ama işe yarıyor. Şimdi buradaki rastgelelik bana pekiştirmeli öğrenmede aslında exploration sağlayacak. Ne yapacağım? Bu arada çok güzel bir makaledir. Bu makaleyi yazan Intel'de çalışıyordu, Microsoft'a geçmiş. Ben de yeni gördüm. Şimdi çok şey değilse, bu adam bu arada cevap da veriyor. Sohbet de edebilirsiniz. Ben ilk makaleyi yazdığı zaman kendisiyle iletişime geçmiştim. Şuradan ulaşabilirsiniz kendisine. Yani epey de gerçekten hani makale üzerine tartışabilirsiniz ki, vakti varsa. Microsoft'ta researcher olarak çalışıyor şu an. Ne yapıyor bu algoritma? Aslında çok mantıklı bir algoritma. Benim o yüzden çok hoşuma gittiği için sohbet etmiştim kendisiyle. Şimdi elinizde DTPC algoritmasını düşünün. Aktör var, bir de kritik var. Aktör zaten size hareket alıyor. Kritik de güncellemede tamamen Q fonksiyonunu çekmek için kullandığınız, ardından da ne yapacaksınız? Türevin yönüne göre kendi politikanızı güncelleyeceksiniz. Şimdi diyor ki elimizde 10 tane aktör olsun. Ben bu aktörlerin hepsini oynatayım. Yani bir ortama sokayım. Bu ortamda bunlar üretimi sağlasın. Data üretsin. Ardından ben ne yapayım? Bu elimdeki aktörleri bir fitness skorlarını belirleyeyim. Çünkü hani işte birisi 10 revert alacak, birisi eksi 10 alacak. Sonuçta hepsi artık ortamda bitirecek, ölecek artık hepsi. Sürekli bunlar kendilerine belli başlı fitness function'lar çıkaracak. Ben bu aktörleri alayım, seçilime tabi tutayım, ardından mutasyona tabi tutayım. Şimdi bunlarda derin öğrenme olduğu için genetikten farklı olarak burada ne yapıyoruz? Genetikte elimizde bir ne vardı? Crossover yapabileceğimiz, parçaları birleştirebileceğimiz. Bahsedilen makale Evolutionary Reinforcement Learning diye aratırsanız, neydi? Evolution Guided Reinforcement Learning. Bu arada bu makale bütün aktör kritik algoritmalara uygulanabilir bir şekilde dizayn edilmiş. Ki iki tane kod reposu var. Birisi kendisinin orijinal çıkardı. Sadece DTPG var. Diğeri de NIPS'te yayınlanmıştı, o yüzden makale. Orada biraz daha düzenlemişler. Soft aktör kritik falan da var orada. Hani direkt onu da kullanabilirsiniz. Ne diyorduk? Bu genetik algoritmada parça birleştirmeyi aslında derin öğrenmede de aynı şekilde kullanıyoruz. Sadece ne yapıyoruz? Mesela layer'lar değiştiriliyor. Şimdi layer'ları değiştirdiğim zaman benim karar mekanizmam da değişiyor. Sonuçta iki tane elimde network var, düşünün. Diyelim sağdakinin son çıktı parçasını aldım. Ben soldakine yapıştırdım, soldakini de sağa yapıştırdım. Şimdi zaten bunların içerisindeki, yani sürekli networklerde weight kontrol edecek değilsiniz. Hani içerideki karar mekanizmasının nasıl ilerlediğini bilmiyorsunuz zaten. Kesinlikle farklı kararlar verecek. Yani buna %100 eminim. Öyle olduğu zaman exploration yapmaya başlıyorsunuz. Ardından çok fazla artık ortam keşfi yaptığınızda elinizde bir aral kritik ve aral aktör adında fazladan tuttuğunuz networkler de var. Edindiğiniz bu bilgileri, bu networkleri güncellemek için kullanıyorsunuz. Ve arada bir de şunu yapıyorsunuz. Popülasyondan en kötü iki taneyi seçiyorsunuz ve aral kritiği oraya gömüyorsunuz. Aslında popülasyona da bilgi aktarmış oluyorsunuz bu şekilde. Yani burada bu makaleyi yazarken, yani bu algoritmayı oluştururken yazarın düşündüğü şey bu. Ben popülasyona dışarıdan bilgi aktarımını nasıl sağlarım? Yani sonuçta ben artık sadece evrimselliğin bu rastgeleliğini istemiyorum. Çünkü bunlar zor görevler. Yani genetik algoritma gibi
küçük problemlere uygulamayacağım ben bunları. Benim bir ne demiş zaten kendi makalesinde de information injection demiş. Bir şekilde buraya bilgi aktarmam gerekiyor. Bunu da en kötü aktörü alıp RL kritiği bunun üzerine yapıştırarak bu çözümü bulmuş. Şimdi bu makalenin de çok büyük sorunları var. Neden? Şimdi mesela buradaki bilgi aktarımı bence çok yetersiz. Yani sadece bunu buraya aktarmaktansa mesela farklı yöntemler kullanılabilir. Ne gibi farklı yöntemler? Mesela imitation learning kullanılabilir. Hatta transfer learning de kullanılabilir burada. Veya işte siz burada sonuçta bir RL aktörünüz var. Belki bunu işte iyi bir kullanıcı gibi düşünüp inverse RL uygulayıp aktörlere information injection yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış ve o kadar açık ki alan. Yani şöyle düşünün, mesela benim hataları var dediğim algoritma hani dünyanın en iyi konferansında yayınlanan bir paper ve hani rahat bir şekilde hataları görebiliyorsunuz. Hatta şimdi burada şey de sıkıntılı, parametre seçimi de sıkıntılı. Neden sıkıntılı? Siz ne zamanda bir bu injection'ı yapacaksınız? Ya da kaç popülasyonunuz kaç taneden oluşacak? Veya işte burada popülasyonunuzdaki bireyler şimdi burada mesela orijinal makalede ne demiş? Ben hepsinde layer'larım aynı. İşte 3 layer'lı bir neural network kurdum. Benim aktörlerimin hepsi aynı. Niye benim 3 layer'lı bir, yani neden 3 layer olsun? Neden işte 5 layer olmasın? Ya da ben fitness function'larına göre neden bunları işte üçgen dörde çıkaramayayım? Burada biraz da işte genetik tarafında da, şimdi burada da sorunla karşılaşacaksınız. Sorun ne? Crossover'ı nasıl yapacaksınız? Ya da nasıl başarılı olacak bu crossover? Yani düşünerek aslında ulaşmanız gereken, cevabına ulaşmanız gereken sorular. Ve gerçekten çok iyi çalışan bir algoritma. Yani mesela soft aktör kritik ki makaledeki sonuçlara bakınca da göreceksiniz. DTPG'nin ortalama başarımda olduğu görevlerde bu algoritma çok yüksek seviyelerde. Yani Kim Mujoko bu robotik environment'ta denenen bir algoritma gerçekten çok yüksek başarım oranlarına sahip ki hatta benim gördüğüm en yükseklerden biri. Yani çünkü continuous'ta, yani şimdi şöyle, discrete'te hareket almıyorsunuz. Yani ben sağa gideyim, sola gideyim, düz gideyim değil bu. Direkt olarak işte motor hangi açıyla dönsün sorunu olduğu için bu tarafta çok fazla başarı algoritma yok. Ve bu algoritma çok başarılı. Yani rahat bir şekilde güvenebilirim ben mesela bu algoritmaya. Ben bu sorunu kesinlikle çözdüreceğim diyebilirim. Repos'un içerisinde rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Bu arada PyTorch üzerinden kodlanmış bir repo. Kodlaması çok basit. Sınıfların hepsini kendisi kodlamış zaten ve gerçekten anlaşılabilir kodları var. Rahat bir şekilde deneyebilirsiniz. Şimdi workshop dediğiniz zaman bunları denememiz gerekiyor aslında ama gerçekten çok uzun sürer. O yüzden anlatımı tercih ettim. Yani bu reponun içerisinde 4000-5000 satın kod var, haberiniz olsun. İstiyorsanız biraz da sorular üzerinden gidelim. Çünkü gerçekten kafanızda çok soru var büyük ihtimalle. Bu alanda nasıl çalışabilirim? Yani şimdi bu alanda mesela tedarik zincirinde çalışanlar da var. Ne tarafta? İşte robotik çalışan var. Search algoritmaları üzerine çalışan var. Mesela communication'da çalışan var. Şimdi ben bir bilgiyi mesela diyelim yine İHA'lar üzerinden gidiyorum. Ya da bu kara araçları da olabilir. Şimdi ben bir iletişim ağı kuracağım. Diyelim benim işte yine bir sürü veya farklı bir algoritmam var. Ben burada mesela hızlı veya güvenli iletişim kurmak istiyorum. Burada güvenli algoritma ne benim için? Ya da yani mesela basit kodlamalarla bilgiyi düşürebilirsiniz ama burada RL'i de kullanabilirsiniz. Yani bilgiden ben elimdeki mesajdan bilgi kaybetmeden ben nasıl en iyi şekilde iletişime geçebilirim? Şimdi bunlar kritik uygulamalı oluyor. Çünkü ya diyelim savunma tarafında işte elinizde bir sürü cihaz var ama bu cihazlara mesela saldırı var mı yok mu? Saldırı varsa ben bu saldırıya nasıl karşılık vereceğim? Ki cyber security tarafında bunlar. Mesela drone'unuz var. Drone'la iletişiminiz var. Kumandayla ilerliyorsunuz.
kumandadan giden bilgiyle drone'un aldığı tarafta burada bir arada bir bu bilgiyi çalan birisi var mı? Ya da bir anomali var mı? Bir anomali varsa ben buraya nasıl artık müdahale edeceğim? Şimdi yani MDP structure'ı bunu size çok rahat bir şekilde sağlayabiliyor. Neden? Çünkü elimizdeki matematiksel yapı zaten hareket almaya yönelik. Yani ben sadece anomali detection yapmayacağım. Ben bu anomaliye nasıl müdahale edeceğim? Size bunun da sorunun cevabını veriyor. Ya da işte ben güvenli bu hızlı iletişimi nasıl sağlayacağım? Bunun da cevabını veriyor. Yani alan çok geniş. Hani tamamen size kalmış. Sorular varsa alabilirim. İstiyorsanız başlayalım. Çok 10 dakikamız kaldı çünkü. Çok da sorunuz olduğunu düşünüyorum. Soru hiç yok sanırım. Ben de anlatmaya devam edebilirim. Size kalmış. Sesim mi gelmiyor acaba? Yok hocam, geliyor sesiniz. Arkadaşlar sorularınızı Zoom chat üzerinden yazabilirsiniz. Evet. Ya şimdi sorular üzerinden gidersek daha iyi olur. Çünkü dediğim gibi hem alanda biraz daha gelişmesini istediğim bir alan ve çok fazla kullanım alanı çok fazla. Herhalde soru yok. Gelmiş hocam, isterseniz ben okuyayım veya siz de cevaplayabilirsiniz. Fark etmez. Ben okurum ya, sizi hiç yormayayım. Tamam, machine learning. Ya şimdi machine learning ile bence çok reinforcement learning'i karıştırmayın. Ya şimdi şöyle, ya yine ne iş yapacağınıza bağlı. Şimdi yani dediğim gibi mesela diyelim bir robot için RL oluşturduğunuz algoritmayı eğittiniz. Şimdi bu algoritmayı eğittikten sonra mesela bu robota bu kararları gömecek mekanizmayı nasıl yazacaksınız? Şimdi orada C bilmeniz gerekiyor, Q'da bilmeniz gerekiyor. Orada işler çok karışıyor. Yani bence sizin yapmanız gereken, siz çok iyi bir şekilde matematiksel yapınızı oturtun. Çünkü bu alanda emin olun hoca bulamayacaksınız. Buna çok emin olun. Yani üniversitenin birine gidip şunu söyleyemezsiniz. Ya hocam reinforcement learning üzerine ders var mı? Ya gülerler ya reinforcement learning ne falan derler. Hani en azından Türkiye'de böyle. Hani Berkeley'de falan alırsınız bunun dersini. Şimdi öyle olduğu zaman sizin çok iyi matematik öğrenmeniz gerekiyor ki okuduğunuz makalede yazarın ne demek istediğini anlayabilin. Ya çünkü hakikaten bu konuda doktora yapan birisi de hani emin olun işte çok iyi bilmiyordur alanı. Ben de öyleyim yani. Hani alan çok geniş ve oturup işte saatlerce düşünmeniz gerekiyor. Ya ben şimdi bana birisi gelip tokat atsa ben karar veririm. İşte nasıl karar veririm? Ben de mi tokat atayım? Yoksa işte sineye mi çekeyim? Şimdi bu soru zaten hayatın sorusu. Yani öyle olduğu zaman işler çok farklı bir alana gidiyor. Yani mesela şeyden bahsedecektim, onu unuttum. Şimdi self supervision tarafında, semi supervision tarafında çalışanlar var. Şimdi exploration'a algoritma şöyle karar veriyor. Diyor ki ya ben bir state'deyim, X state'indeyim diyeyim. Şu an bir durumdayım. Diyor ki ben gelecek durumu, ben bu durumda bir hareket alacağım çünkü. Gelecek durumu tahmin edebildiğim kadar bana exploration reward versin. Yani o da aslında şu oluyor. Yine demiştik ya geleceği hayal etme üzerine. Ben ne kadar geleceği hayal edebiliyorsam o kadar iyi aslında ortamı tanıyorumdur. Ve ben artık politikama o kadar güvenebilirim. Yani artık random hareket almama gerek yok. Belli ki bu alanda hani gidecek, işte Mario oynuyorum, karşıma mantar çıktı. Ya ben bu mantarın geleceğini tahmin etmiştim. Diyorsan artık exploration yapmana gerek yok diyebiliriz. Yani bu tarz algoritmalar da var. Hani kesinlikle böyle biraz kırıcı olabilirim arkadaşlar bu konuda. Akademik ezbere sakın düşmeyin. Yanılırsınız ve bu alanda hiçbir şekilde ilerleyemezsiniz. Yani burada bilmeniz gereken tek şey nasıl matematiksel bir notasyonu okuyabilirim. Önemli olan bu. Başka sorulardan devam edelim. Biraz yukarı çıkmam gerekiyor.
Savunmada neresiyle çalışıyorsunuz? Biz yani her kurumla çalışıyoruz. Yani savunma sanayi başkanı da dahil buna. Çok fazla orada detaya girmeyeceğim. Kusura bakmayın. Ağır bir konu anlamakta. Ya gerçekten çok kolay bir konu. Önemli olan matematik anlamak. Nasıl matematik anlamak? Şimdi MDP structure'da mesela ne diyecek size? Bir toplam işareti verecek. Altına n koyacak. İşte üstüne limit bilmem kaça gidiyor diyecek. Bunu okuyabiliyorsanız gerçekten RL'de çok ileri gidersiniz. Hani çünkü tamamen yani bir bilimin dili. Hani anlamadığınız yerde de bu konuda çalışan araştırmacılar hani şey insanlardır. Mesaj atar, hemen size cevap verir. Yani ben de öyleyim. Hani bana mesaj atan birisine kesin cevap veririm. Çünkü keyif almanız gerekiyor bu alanda çalışmak için. Onlar da büyük ihtimalle sizin sorularınıza cevap verirken keyif alacaklar. Temel meşin, buraya geçelim. Borsada genel. Şimdi borsada çok fazla kullanılıyor bu RL. Gerçekten çok kullanılıyor. Ama belli başlı sorunlar var. Mesela şimdi bu tarafta çok fazla yatırım alan şirket de var. Belli başlı bir yerden sonra RL ajanları birbiriyle çalışmaya başlıyor. Orada da hani ben bu taraf çok nasıl yürüyor, ilerliyor bilmiyorum ama belli yerlerde orada karar vericiler diyeyim. Bu algoritmaları engelleyebilir, haberiniz olsun. Yani çok fazla çünkü artık RL ajanları çünkü borsayı bir anda düşürebilir yani. Bir anda işte 50 tane ajan aynı anda karar verdiği zaman sıkıntı çıkar orada. Herhalde veri bilim konusunda kendimi... Yani evet, veri bilimi biraz da bilseniz hani dediğim gibi işte sadece Python değil çünkü bu alanda çalışmaya başladığınız zaman işte Uğurkan da dediği gibi data structure'lar falan da çok ihtiyacınız olacak. Her şeye ihtiyacınız olacak. Yani artık çünkü problemler şuna dönecek. Ben algoritmamı gerçekleyeceğim ama bilgisayarım yetersiz ya da donanımım yetersiz ya da hatta ben işte FPGA üzerinde çalışıyorum. Ya da işte çok ben harika bir mühendisim artık neural network yazdım. FPGA'de bunu paralel bir şekilde hızlandırmak istiyorum'a kadar gidecek. O yüzden bence temel mühendislik de çok önemli bunda. Hocam çok... tabii ki. Şu an dersi kaydediyoruz da kaydımızda chat gözükmüyor, chat kısmı. Ondan dolayı isterseniz ben soruları okuyabilirim. Evet iyi olur. Hocam Mahmut Esat Tutar, karışık ve detaylı bir konu nasıl doğru bir şekilde ilerleyip kendimizi geliştirebiliriz? Siz nasıl başladınız ve kendinizi nasıl geliştirdiniz diyor. Ya şöyle ben kitapla direkt başlamıştım. Sonra ne yaptım biliyor musun? Ben Calculus 1-2 kitabını 3 kere falan sıfırdan tekrar okudum. Ondan sonra ancak o kitabı anlayabildim. Sonra artık birkaç tane daha kitap okudum ama An Introduction kitabı gerçekten en basit olanı ama eksik bir kitap, sürekli yenilenen bir kitap. Onu da takip etmeniz gerekiyor. Andrei Karpati'yi takip edebilirsiniz. Yani gerçekten iyi mühendisler bunlar. Bunları takip etmeniz gerekiyor. Çünkü yani kitap çıktığı zaman da, yeni bir kitap çıktığı zaman da güvenemiyorsunuz gerçekten. Çünkü artık şey noktasına geldi. RL'de öyle en azından. Araştırmacı seçiyorsunuz. Yani hani ya bu adam işini iyi biliyor ya da bu kadın işte bilim insanı diyelim. İşini çok iyi biliyor. Ben bunun yazdığı kitaba güvenirime geliyor artık bu iş. Yani hani bence o yüzden matematik yani. An Introduction çok iyi kitap ama. Tamamdır hocam. Muhammed Ali Al, ben matematik bölümü öğrencisiyim şu anda. Sizce bölümde okurken kodlama bilgimi mi yoksa matematik bilgimi ilk önceliği vererek çalışmalıyım diye sormuş. Ya şimdi şöyle düşünün. Benim için ben bunu yanlış şey yapıyor olabilirim. Ben mesela elektrik elektronik mühendisiyim ama işte bilgisayar olmasa benim işim olmaz. Ya da elektronik olmasa işte amplifierlar bilmem op-amplar vesaire olmasa benim işim olmaz. Abi matematikçi her yüzyılda iş bulur. Yani hani bunun için matematik biliyorsan sen bilim insanısındır zaten. Bir şekilde yolunu bulursun yani. Bu her konuyu öğrenirsin. Yani bu sadece RL'den değil işte biyoloji tarafına da girersin. Her yere girersin. Matematik bilimindir yani. Konuşmayı öğreniyorsun sonuçta. Anladım hocam. Zeynep Yabasa, reinforcement algoritmasının Boston Dynamics açısından güvenlik dezavantajından bahsedildi. Savunma sanayi veya disaster robotics gibi hassas ve tehlike arz eden ama hızın da önemli olduğu alanlarda kontrol ağırlıklı robotik algoritmaları ile reinforcement gibi deep learning algoritmaları birlikte kullanılabilir mi diye sormuş.
Evet. Zaten bizim hani amacımız bu. Yani mesela inverse kinematik dedik. Ya eğer zaten benim böyle bir şansım varsa inverse kinematik ben denklemini çıkarabiliyorsam kesinlikle ben bunu aralin içerisine koyarım. Yani ya da herhangi bir arama algoritmasıyla basit bir exploration yapabiliyorsam ben aralin içerisine bunu eklerim. Ya da şimdi şey de var. RL tarafında çalışanlar aynı zamanda derin öğrenme ve açıklanabilir AI, explainable AI tarafında da çalışıyor. Yani biraz şeye dönüyor artık. RL'in sorunu olmuyor bu. Çünkü zaten neural network'e güveniyorsunuz siz. Yani herhangi bir derin öğrenme modeline güvenen insan kesinlikle RL'e de güvenir. Çünkü burada yaptığımız fark aslında ortam keşfi ve güncelleme farkı oluyor. Ben normal veriyi almak yerine temporal fark kullanıyorum diyelim. Ya da temporal farkın gradyanı üzerinden işte kendi politikamı türevlendiriyorum. Yani aslında yaptığım şey yine neural network'e güvenmek. Eğer güvenmiyorsunuz farklı function approximator'lara yönelebilirsiniz. Veya dediğim gibi hani arkadaşın da bahsettiği gibi kombinasyonlu algoritmalar çıkarabilirsiniz. Devam edecek misin hocam? Pardon, kusura bakma. Şey, bir tane siz okuyun. Ben soruyu gördüm de bir yer atladım. Siz okuyun. Tamamdır hocam. Evaluation algoritm için bir kaynak önerebilir misiniz demiş Halil Berk. Bu konuda ben şöyle kaynak yerine şimdi çok yeni bir şey değil evolutional taraflar. O yüzden bence normal dergilerde yayınlanan genel anlatımlara yönelmeniz gerekiyor. Kitap tavsiye etmem yani. Şey tarafları var hani işte Evolutional Algorithms and Overview falan okuyun yani. Çünkü kitaba gerek yok yani bu alanda. Hocam sorulardan anladığım kadarıyla birçok kişi başlangıç seviyesinde hangisiyle başlaması gerektiğini soruyor. RL'de neye yönelmeliyim diye soruyorlar. Matematik konusunda daha çok yana olmuştunuz. Hangisini tercih edersiniz? Ne önerirsiniz onlar için, başlangıç seviyeleri için? Yani dediğim gibi kitap çok iyi ya. Çünkü şöyle de bir durum var. RL tarafında çalışan kesimle ayrılıyor. Yani bir taraf mühendis, bir taraf matematikçi. Eğer matematikçi birinin kitabına düştüyseniz yandınız yani. O kitaptan çıkamazsınız. Şimdi mühendis tarafı daha iyi. O yüzden An Introduction kitabı aşırı güzel bir kitap ve en baştan alıyor ve hatta hani düşüncelerini de anlatıyor adam orada artık. Hani ya diyor ki şunu şurada kullanabiliriz, bunu burada kullanabiliriz, şöyle olabilir. Ya oturup o kitabı okuyup düşüneceksiniz yani burada niye adam böyle bir şey yazmış. Yani roman gibi okuyacaksınız hani böyle ezber yapayım, ders kitabı gibi okuyayım. Hani lisansta hepimiz yaptık yani hani bir işte ne gör sistem. Bu lineerce bir görüyorsun, oturuyorsun, işte çalışıyorsun. Yok yani öyle olmuyor bu alan. Okuyacak, düşünecek, arkadaşlarıyla tartışacak. Varsa yakınında bir mühendis onunla tartışacak. Böyle böyle yani. Hocam bir arkadaşımız Altın Kariyer Akademi'de vermiş olduğunuz yapay zeka eğitimini almak istiyormuş sanırım. Merak ettiği konu yazılımla ve yapay zeka ile ilgili genel olarak bilgisi yokmuş. Temelden başlıyor eğitimler. Onu burada konuşmayalım. Net reklam yapmayalım. İnternet sitesi var zaten. Kendisi girip detaylı bilgi alabilir orada. Tamamdır hocam. Evden çalışırken kodlarınızı ve çalışmalarınızı korumak adına nasıl önlemler almaktasınız? İnternet üzerinden Colab gibi sitelerden kodlama yapmak bilgi güvenliği açısından ne kadar güvenli? Evet, güvensiz. Ben evden çalışmıyorum. Yani aslında bayağı basit bir cevap var bunda ama yani şey durum var şimdi zaten soruyu pas geçiyorum. Yani kısacası yani, güvensiz hocam internetin. Yani hani internetten yani Google yani çok da ben de Google'a güvenmem yani. Google yani sonuçta adamlar her bilgiyi alıyorlar. Anladım hocam. Başka soru yok sanırım hocam şu anlık. Vallahi ya bu alan üzerinde hani arada ben de konuşma yapıyorum, Uğurkan da konuşma yapıyor ama gerçekten bir saat, iki saatlik değil böyle oturup hani sizin bence hani toplanın bir yerde, gerçekten bir yerde toplanın. Hani biz en azından mesela RL Türkiye'de onu sağlamaya çalışıyoruz. Hani araştırmacılar bir araya gelsin, sohbet etsinler. Ya ben bu alanda takıldım, işte böyle bir şey var,
Bunu siz nasıl çözüyorsunuz? Ben böyle bir sorunla karşılaştım. Ya da işte ben hocam hiç bilmiyorum. Ne yapabilirim gibi bir şeye girerlerse daha faydalı olur. Şu an yazdılar da hocam. Tavsiye ettiğiniz kitapları ve yazarları ve sunum dosyanızı paylaşabilmişsiniz diye. Sunum dosyasını paylaşırım. Ben kendi kitabıma koyarım bunları. Direkt Umutcan Altın kitap diye yazarsanız zaten çıkar o. Neydi kitap? Ya kitap en introduction'dan başlasınlar. Hani zaten orada yazıldı, chatte gördüm. Şöyle oradan başlasınlar. Çünkü bir de bu arada Enes diye bir hoca vardı sanırım. Uğurkan'a sorabilirler onu. O da yeni kitap çıkardı. O da Microsoft'ta çalışıyor. Güzelmiş diye duydum. Ben okumadım henüz. Enes Bilgin, evet. Yani iyi bir araştırmacı kendisi. Kesinlikle güzel bir kitap yazmıştır. Ona da bakabilirler. Peki soruları için size nereden ulaşabilirler hocam? Şimdi olmasa da. Bana nereden ulaşabilirler? Umutcanaltin@ ya da bana direkt nereden ulaşsınlar? Twitter'dan ulaşsınlar bana, yani hiç mailden falan ulaşmasınlar. Umutcanaltin yazsınlar Twitter'da, çıkar herhalde diye düşünüyorum. Ya yani bir şekilde ulaşırlar bana ya. Yani en kötü Arel Türkiye üzerinden ulaşırlar. Tamamdır hocam. Çok teşekkür ederiz. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Ne demek? Sağ olun hocam tekrardan. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Arkadaşlar sunum için feedback atıldı. İsterseniz geri dönüşlerinizi atabilirsiniz bu link üzerinden. Evet, katıldığınız için çok teşekkürler. Hem sunucularımıza hem eğitim ekibimize buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Zirvemiz bugün sonlandı. Workshoplarımız ve eğitimlerimiz de aynı şekilde çarşamba gününe kadar devam edecek. Chat'e attığımız forumdan bugünkü workshop hakkında geri dönüşlerinizi bize atabilirsiniz. Böylelikle daha kaliteli içerikler üretiriz sizler için. Evet, teşekkürler herkese tekrardan. Eğitmenlerimize de çok teşekkür ederiz. Gelecek eğitimlerimizde, gelecek günlerde görüşmek üzere herkese. İyi akşamlar.